Herkese merhabalar. Merhabalar. Hatice Hanım merhaba, hoş geldiniz. Tülin Hanım da geldi. Herkese iyi akşamlar. Bugün Tülin Edyemez Şimmert bizimle birlikte olacak. Merhabalar. Selamlar, merhabalar. Selamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Arzucuğum. Çok teşekkür ederim davetin için. Ben teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Siz çok severim biliyorsunuz. Bugün ayrıca heyecanlandım. Sizinle söyleşi yapmaktan dolayı çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bugün de böyle civcivli bir konu seçtik. İlişkiler dedik ama arkasına bir de dönüşüm ekledik. Tabii ilişkiler deyince kapsamı çok geniş. Yani hem duygusal ilişkiler var, bedenimizle ilişkimiz var, doğayla ilişki var, kendi öz varlığımızla ilişki. Yani bu anlamda yelpaze çok geniş. Bir yerden gireriz, bakalım nerelerden çıkacağız bugün. Kesinlikle çok güzel olacak. Ben size ilk kez görenler için hani kendinizi tanıtır mısınız diyebilir miyim? Hani belki kimdir Tülin Edyemez şimdi? Şimdi ben. Herkese iyi akşamlar öncelikle. Ben hem regresyon uzmanıyım hem de regresyon eğitmeniyim. Aslen mühendisim. Uzun seneler kurumsal hayatta yer aldım. Bir ilaç firmasının klinik araştırmasında çalıştım 12 sene. Onun öncesinde bir bilgisayar firması geçmişim vardı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum. Bu hayatın araştırmacısıyım. Aynı zamanda şu anda Bil Yay Vakfı Başkanı ve de 1950'de Dr. Bedri Ruh Selman tarafından kurulmuş olan Metafizik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği'nin de aynı zamanda başkanlığını yapıyorum. Yani bizler de hem Doktor Bedri Bey'in çalışması olan senin de yakından takip ettiğin yer aldın. İlahi Nizam ve Kainat'la ilgili pek çok okumaları, yayınları, kavram çalışmalarını elimiz geldiğince sürdürüyoruz. Ama ben bu akşam hem bir takım regresyonla ilgili bana danışan kişilerden aynı zamanda esinlenerek diğer taraftan da dönüşüm kısmını ilahi nizam ve kainatın öngördüğü kavramlara dayandırarak, bağlayarak böyle geniş bir yelpazede salınmayı planlıyorum bakalım. Evet, ilişkiler hayatımızın her yerinde. Ben sözü size bırakacağım. Arkadaşlarımız yavaş yavaş geliyorlar. İlişki deyince atalardan gelen, işte duygusallığın içinde olan, eril dişi olan, yani hayatımızın her alanı kapsayan bir döngünün içindeyiz. Ben size bırakayım sözü. Girelim buradan ilişkiler dinamiklerimiz ve dönüşümlerimiz. Nelerdir? Aslında görüyoruz ki ilk ilişkimiz ilk hücremizin oluşmasıyla başlıyor. Çünkü orada bir anne ve bir baba var ve onların bizi oluşturduğu ilk anda, spermle yumurtanın oluştuğu anda onların birbirini sevmesi, o ilişki sırasındaki hazır olmaları, oradaki duygu durumları, enerjilerinin donuk oluşu ya da enerjilerinin parçalanmış oluşu, onların içinden geçen duygular ve düşünceler, özellikle de annenin hisleri, duyguları, bakıyoruz ki daha işte o spermle yumurtanın ilişkisinden, ilk bizim hücremizin enerjisinin yüksekliğinden, hayata gelişimizden ona bağlanmamızı ne yapıyor? Etkiliyor. Şimdi biz biliyoruz ki ne yapıyoruz? Anne karnında büyüyoruz, çoğalıyoruz ve o rahim içerisindeki rahim alan, büyüten, genişleyen, doyuran
isteniyor olmak ya da istenmiyor olmak ya da o an içerisinde annenin bunu güzel duygularla, arzularla vesaire yaşaması ya da bir tacize ya da bir tecavüze ya da zorla yaşanan bir ilişkide istila ediliyor, savaşıyor ya da işte gücünü veriyormuş gibi hissetmesi ne yapıyor? Bizim o an içerisinde o öğrenmeleri, ilk ilişki modellerini oluşturmamıza sebep oluyor. Çünkü biz ne yapıyoruz? O anda bir beynimiz zaten oluşum içerisinde ve yaşadığımız her şeyi şuur dışımıza ya da bilinç dışı, şuur dışı derken aynı şeyi kastediyoruz. Sürekli ne Evet. yapıyoruz? Kaydediyoruz. Onlar hiçbir yere yok olmuyor. Ve bizim beynimiz oluşurken de beynimiz, beyin hücresi varlıkları hem geçmişten getirdiğimiz dinamikler hem de annenin aynı zamanda ne yapıyor? Onun maddesel malzemesinden besleniyor. Baba ve anneden aldığı bir DNA var. Şimdi de görüyoruz ki genetik bize ne diyor? 7 jenerasyon atalarımızın bizi etkilediğini söylüyor. Ve o işte sizin anneniz babanız onların anne ve babası derken bu 7 jenerasyon 254 kişi yapıyor. İşte buna halalar, dayılar, amcalar, teyzeler, kürtajlar, düşükler vesaire eklendiğinde muazzam bir ne yelpaze var. Evet. Ve biz de görüyoruz ki aslında anneden hani genetik olarak ve babadan genetik olarak aldık o malzemeyi. Bu şuna benziyor. Hani bir bilgisayara bir program yüklüyorsunuz ve o bilgisayarın içinde de size aldığınızda gelen hazır bir sürü yüklenmiş de dosya var. Ve siz bu dosyaları ne zaman açılacağını hatta arka planda işleyip işlemediğini dahi görmüyorsunuz. Önde bir ekran var ama arka tarafta ne var? Bir sürü dosya açık. İşte görüyoruz ki senin de söylediğin gibi ataların açık olan dosyaları özellikle ilişkiler konusunda ne yapıyor? Bizi arka planda biz fark etmesek de etkilemeye, programlar arka planda çalışmaya devam ediyor. Evet. Şimdi o aldığın bilgisayarın içerisinde bir de ilahi nizam ve kainatın da söylediği 500 ila 700 yaşadığımız şu insanlık seviyesine gelinceye kadar pek çok hayat var. Şimdi biz o hayatların içerisinde aynı zamanda pek çok ilişkilerde bulunduk. Kadın olduk, erkek olduk, çocuk olduk. Yerine göre rolleri değiştik. Belki eşcinsel olduğumuz hayatlar vardı. Yani deneyim yelpazesine çok fazla gelişmiş durumda. Bazen de görüyoruz ki orada işte bitmemiş ilişkiler, bitmemiş döngüler, yarım kalmış yaşanamamışlıklar ya da aşırıya gitmiş durumlar dengelenmek üzere ne yapıyor? İlişkiler yumağı halinde bir buket halinde bize bu hayatlarda çözmemiz üzere sunuluyor. Yani bakıyoruz ki o yüklenen dosyaların arkasında sadece atasal dinamikler değil, aynı zamanda da hani bizim şimdi şu anda çok karmik bir bağım var. Karmamız bizi işte karşılaştırdı. Hani Evet. karma deyince aslında sebep ve sonuca bağlı önümüze gelen dinamikleri aslında ne yapıyoruz söylüyoruz. Evet. Bunların içerisinde biraz bize canımızı acıtanlar durumlar olabiliyor. Evet. Başta sanki böyle ah benim için işte diyoruz ya yanlış bence kullandığımız bir terim var. Bunun da işte Amerika'dan New Age ekolleriyle geldiğini düşünüyorum ben. Ah ruh ikizimi buldum, ruh eşimi buldum diyoruz. Ondan sonra bir bakıyoruz ki o ruh eşi bizim en çok canımızı acıtan, bize en çok eprövler yaşatan olabiliyor. Onun kökenine gittiğimizde, onun arka tarafına baktığımızda o kişiyle geçmiş yaşamımızda bitmemiş hesaplarımız, bitmemiş ilişkilerimiz, bitmemiş döngülerimiz olduğunu da ne yapıyoruz? Görebiliyoruz. Evet. Bunlar tabii hayatın içerisinde tekrarlayan döngüler olarak ne yapıyor? Önümüze çıkıyor. Tekrar başa dönecek olursam benim hayatımdaki bir kadın olarak hayatımdaki ilk erkek babam, bir erkeğin de hayatındaki ilk kadın annesi. Ve bu Evet. bağlamda da ne yapıyoruz? İşte o
kurduğumuz ilişki, dünyaya gelmemiz, pek çok kadın hani bu eril dişil atölyeleri, dişiliğimi artırma vesaire, neden ben bu kadar erilim, neden bu erkek gibiyim diye döngülere döndüğümüzde bir bakıyoruz ki bazen bu dünyaya erkek bekleyenmişiz. O zaman tabii ultrasonlar vesaire de yok 50 sene öncesinde. Ve işte kız dünyaya geldiğiniz zaman annenin yapamadım, başaramadım duyguları, ne yapacağım ben şimdi diye kaygıları, bir sürü işte ne olmuş, kız doğmuş 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 ve siz artık yine erkek bekleniyorsunuz ama kız dünyaya geliyorsunuz. Bu bağlamda da ne yapıyorsunuz? Dünyaya hoş karşılanmamış oluyorsunuz. Oraya, o aileye ait hissetmemiş oluyorsunuz. Ya da o kadar çocuğun üstüne geldiğinizde kaynaklar zaten hep diğerlerine harcandı. Size kaynak kalmamış oluyor. Ve bu bağlamda da işte bağlanma problemleri, istenmeme duyguları, yalnız hissetme gibi döngüler, daha bir bakıyoruz ki reddedilme, istenmeme ya da kabul görebilmek için kendi özünden, kimliğinden, varlığından vazgeçme. Mesela bunda ne var? Babam erkek mi istiyordu? Ben kız dünyaya geldim ama işte erkek gibi kız olacağım. Ve onun işte sanki işte oğlan gibi davrandığımızı, babamızın aslında bir türlü kavuşamadığı o erkek çocuk rolüne büründüğümüzü görürüz. Ve ne yaparız? İşte o dişiliğimizi, kadın tarafımızı bazen reddederiz, bazen kapatırız, bazen de onu ne yaparız? Dengesizlikler içerisinde oluruz. Bir yandan bir yana ne yaparız? Salınırız. Ya da toplumların içerisinde ne görüyoruz? İşte bazen özellikle de bizim gibi doğu toplumlarında kız olarak dünyaya geldiğin zaman değer görmeme ama erkek soyun devamı diye düşünüldüğü için ne yapıyor? İşte bu anlamda daha çok erkeğin eril değer görmesi, ama onda da bir aşırılık. Mesela gene aklıma gelen, şimdi bütün herkes aslan oğlum, kaplan oğlum. Evet. Şimdi bu aslanlar, evde aslanlar, bir anda Evet. okula gittiklerinde, anaokuluna gittiklerinde, okula başladıklarında bir görüyorlar ki her taraf aslan dolu. Ve bu sefer ne oluyor? O aslanlar, her zaman için doğaya da bakın, işte orada bir sürü erkek aslan varsa onlar ne yapacaktır? Daha güçlü olan diğerine kendi üstünlüğünü gösterecek. Yani bu durumda güçsüz olan ve gücünü gösteremeyen aslan, dışta sinerken ve dışarıda sessiz, sakin, alttan alan vesaire olurken, o aslanlığını ne yapacak? Eve döndüğünde Evet. gösterecek. Bu bağlamda da mesela insanların farklı karakterlerde, farklı maskelerde ya da bölünmüş benliklerde yaşadığını görürüz. Dışarıda acayip neşeli, uyumlu, sakin, herkesin çok beğendiği işte vesaire biridir. Ama kapıdan içeriye girdiği zaman aileye, ailesine, en yakınlarına kök söktürür. Burada da aslında işte onun o bastırılan, özgüvenini yitirmiş, dışarıda gücünü gösteremeyen ama o göstermeye ihtiyacıyla beraber diğer ters tarafa salınan bir dinamik içerisinde ne yapıyoruz, büyütüyoruz aslında erkeklerimizi. Evet. İşte onlara paşam diyoruz, aslanım, paşam vesaire. Ama işte o zaman onları daha çok Türk anneleri olarak, biz Anadolu kadınları olarak çok fazla aman sen yorulma, aman ben senin adına yaparım, sen nasıl olsa okulunu bitir öyle yaparsın. Ve bakıyoruz ki o sorumluluk duygusunu çok fazla ne yapıyoruz, aşılayamıyoruz. Şimdi Evet. bu şekilde paşa gibi yetişince erkeklerimiz de ne yapıyor? Aynı annesinin ona davrandığı gibi ona işte o tür eşleri Anne hayatında gibi arıyor. kadın istiyor sonra, evet. Anne gibi bir kadın. Ya da ne yapıyor? Bir süre sonra işte ona benzeyen kadını buluyor. Ama kadın ne yaptı? Hele de üstelik çocuk dünyaya geldikten sonra
iyice artık eş annenin yerine geçmiş oluyor. O zaman ne oldu? Ne yapacak kendisine? Partner olarak dışarıda başka bir şey arayacak. Yani hayatındaki kadın anneye dönüştüğünde bu sefer ne yapıyor? İşte bu sefer diyoruz ya işte aldatmalar, başka flörtleşmeler, bazen çekip gitmeler vesaire bir sürü durumlar meydana geliyor. İşte bu dinamiklerde bile öncelikle içine doğduğumuz kültürün, yapının, davranışların, orada yüklenen öz değerlerin, bize verilen sözlü ve de sözsüz mesajların. Yani en fazla da aslında ne yapıyoruz? Sözsüz mesajlar. Yani bize söyleneni değil de izlediğimizi, gördüğümüzü ne yapıyoruz? Daha çok kopyalıyoruz. Eğer benim babam anneme saygı göstermiyorsa, ona değer vermiyorsa, onu sürekli aşağılıyorsa, değersiz görüyorsa, annen de sürekli kurbanı oynuyorsa, bir bakıyor ki bizim için bir şeye ne kadar çok maruz kalırsak o bizim için ne yapıyor? Normalleşiyor. Ve o zaman biz işte ona yavrum herkese saygılı ol ama ne oluyor? Sen evde o saygıyı izlemiyorsun, görmüyorsun. O değer meydana gelmiyor. İşte o zaman sana söyleneni ya da anlatılanı değil aslında gördüğünü ne yapıyorsun hayatına geçirir hale geliyorsun. Zaten içte o özgüvensizlik, özdeğersizlik vesaire, yetkin olmama, sorumluluk almadığı için hayat içerisinde zayıf hissetme gibi, cesaretsizlik gibi duygular ya da birisinin her şeyi hep senin adına yapması bizi ne yapar aslında içsel olarak güçsüzleştirir. Bir yanda bu şekilde olurken bazen de mesela daha farklı yani işte şunlara da rastlamışızdır. Yani işte erkek olduğu için değer görmesini beklersin ama aksine ezilir, dışlanır vesaire. Hele de istenmeyen çocuksa. Ya da işte pek çok rekabet, çok kardeşli ortamlardaki o rekabetler. Ne yapar? Yeni doğan bakar diğer öncekilerle acaba rekabet edebilecek mi? O rekabeti sağlayamıyorsa ne yapar? Önce onlar gibi olmayı ve onları geçmeyi dener. Ama bakar ki bunu başaramayacak, o zaman ne yapar? Tamamen bırakıp ters tarafa da ne yapabilir? Salınabilir. İşte yani tüm bunlar ne yapıyor? Bizim hayatımızdaki ilişkilerin temellerini oluşturan dinamikler olmuş oluyor. Ben böyle kaptırdım gidiyorum ama senin Çok soruların var mı? çok güzel. O zaman şurada şunu demeliyiz ki doğmadan önce aslında biriktirdiği doneleri var dediniz. Hani bilgisayar kayıtlı arka planda. Doğduktan sonra bu söyledikleriniz zaten onun ihtiyacı olan hayat planı olmuyor mu? Aslında şöyle diyebiliriz. Şu anda ilişki babında ister bu bizim bedenimizle ilişkimiz olsun, ister bu hayatla ilişkimiz olsun, ister bu iş yerimizdeki birlikte çalıştığımız insanlarla, ister anne babamızla, ister kardeşlerle, isterse duygusal olarak hayatımıza giren kadın, erkek, tüm kişilerle yaşadığımız her şeyi, her dinamiği aslında şu anda ihtiyacımız o olduğu için biz yaşıyoruz. Yani onu zaten ne oldu? Yani geçmişte kapatamadığımız işte karmik hayatlar ya da karmik kişilerle bir araya gelişlerimizin içerisinde de bu var. İşte genelde bakın işte hayatınızda işte ilk aşkınız nedir? Çok önemlidir. Orada kime çekildiğiniz çok önemlidir. Daha sonrasındaki hayatınızda hele o aşk yarım kaldıysa, kavuşamadıysanız, bir araya gelemediyseniz bir parça hep ne yapar? O benzer ilişkileri vesaire arar. Şimdi bazen ilişki durumlarında görüyoruz ki mesela hep belli bir ilişkiye tutunamayan, hep bir yerden bir yere, bir yerden bir yere ya da bir ilişkiden bir ilişkiye sürekli değiştiren kadın ya da erkeklerde özellikle bu cinsellikle de ilgili olabilir. Aslında bir şeyi arıyor
ama neyi aradığının farkında değil. Ve onu elde ettiği zaman ne yapıyor? Aslında bilinç dışında şunu söylüyor. Aa, bu da değil. Hani bu da değil, bu da değil, bu da değil. Bir sonrakine bu da değil, bir sonrakine bu da değil. Şimdi ilişkiler o anlamda daha kolaylaştı. İşte sosyal medyadan, şuradan, buradan. Önceden bakışırdın, bir haftada bir görüşüp de iki yürürsen, bir görüşürsen, iki haber alırsan vesaireydi. Şimdi ne Şimdiki kadar kolay. dinamikler kolay da bizim için ne oldu? Daha değersiz oldu. Kolay Evet, elde ettiğin, aynen. çaba harcamadığın şeye ne yapıyorsun? O Çok kıymeti, çabuk o değeri tüketiliyor. vermiyorsun. Bedenler de çok çabuk tüketiliyor, duygular da çok çabuk tüketiliyor, arzular da tabii çok çabuk Evet. tüketiliyor. Bu da çok derin bir tatminsizliği ne yapıyor, getiriyor. Yani önümüzdeki dönemin ben ilişkilerinin en büyük dinamiklerinin bir illüzyon, yani sanal olarak aslında işte o hayal dinamikleri ve çok daha aslında sonrasında büyük hayal kırıklıklarını getiren. Ama o hayal kırıklıklarını yaşamamak için de yüzeyde kalan ve derinleşmeyen ilişkilerle sınanacağını düşünüyorum. Şimdi tekrar Evet. senin soruna da gelecek olursak, ama bütün bu işte yaşadıklarım, hayatıma giren ya da ilk aşkım ya da sonrasında çekildiğim, hep benzer dinamikleri aradığım kişilerde bile bazen ne yapıyor? İşte benim geçmiş o bilgisayara yüklü programlardaki dinamiklerimi çözebilmem için, yani hayat planımda getirdiğim, yaşam planımda oluşturduğum ve bu hayatımda da hani o bitmemiş hesapları kapatmak üzere geldiğim ilişkiler önüme çıkabiliyor. Bu diyelim ki bir yerde siz çaresizseniz, kurban halindeyseniz, biri sizi sürekli aşağılıyorsa, İşte değersiz olduğunu söylüyorsa, bu aileden başlayıp sonrasında duygusal ilişkilerde de devam ediyorsa, hep size değer vermeyen, bu anlamda da kendinizi iyi hissetmediğiniz, öz değersiz hissettiğiniz ilişkiler içerisindeyseniz, burada aslında gücünüzü karşıya siz vermişsiniz demektir. Şimdi bu ne anlama gelir? Bir kişi hep kurbandaysa, hep kurban dinamiklerine çekiliyorsa, bu iş yerinde aynı pozisyonda aynı eforla çalışırken, hatta siz daha çok çalışırken hakkını alamama, ağzını açamama, işte hakkını savunamama, maaş artışını isteyememe vesaire gibi olup otoriteyle ilişki gibi olacağı gibi, aynı zamanda bu otorite olan anne ya da babayla ilişkide olabileceği gibi, kardeşler arasındaki dinamiklerde de miras paylaşımlarında ya da şurada burada gene hakkını isteyememe, savunamama, sana ait olanını alamama gibi dinamikler olduğu gibi, gene duygusal ilişkilerin içerisinde de ihtiyacın olan sevgiyi alamama, hoşgörüyü alamama, kucaklamayı alamama vesaire, şiddetle ya da şiddet illa hep fiziksel olması gerekmez. Pek çok insan aslında şu anda kadın ya da erkek daha çok ne yapıyor? Sözel ve duygusal şiddete ne yapıyor? Maruz kalıyor. Ama işte biz orada hep kurbandaysak aslında gücümüzü karşıya teslim etmişiz. Ben genelde bu dinamiklerde şuna bakıyorum. Sana ne oldu da geçmişten nasıl bir dinamik getiriyorsun da hayatına hep benzer kişileri çekiyorsun? Gücünü nerede gölgede bıraktın? Evet. Çünkü geri arkayı sardığımızda bazen işte bazı anılar ortaya çıkıyor. İşte biz buna geçmiş yaşam anıları diyoruz, ama tabii orada belki her arkadaşımızın, bizi izleyenlerin bu bağlamda bu yaklaşımı, anlayışı olmayabilir. Buna işte Jung'un bakış açısıyla da bakabiliriz. Kolektif bir alanda, dünyada Evet. hepimizin yaşantıları kaybolmuyorsa ve onlar var olmaya devam ediyorsa, belki de biz kolektif anılar içerisinden de onları çekiyor olabiliriz. Fakat ben hep şunu söylüyorum.
Sen bir şeye çekiliyorsan ya da bir şey gelip sana tutunuyorsa, Çengel vardır. çengelin diğer tarafı da sende demektir. Evet. Şimdi o zaman sen çengelini değiştirmedikten sonra biri gider, biri gelir, biri gider, biri gelir. Mesela bu çengeldeki işte otoriteyle orada gücünü bıraktığın aslında otoriter babandır. Evden ayrılırsın, gidersin. Çok genç yaşta oradan kurtulmak için evlenirsin. Bir bakarsın, baba gider, koca gelir. Ve o dinamik onunla yaşanır. Evet. Sonra hadi çoluk çocuğa karışırsın ve sonrasında alleme der, kalledeme der, böyle bir şeyler yapar, bir farkındalıklar yaşar ya da yaşamasan bile kurtuluşu boşanmakta ne yaparsın bulursun. Ama ondan sonra bir bakarsın ki belki de daha sonraki işte seninle yaşayan oğlun o aynı manipülatör, o otoriter enerji yerine geçer. Ya da eş gider ama bunun yerine o yapıda bir patron gelir. O işten ayrılırsın, aynı benzer başka bir daha da artmış bir dinamikle başkasını çekersin. Bir ilişkiden ayrılırsın, daha sana ne yapar onu kat kat yaşatabilecek ilişkileri çekersin. Ta ki ya ben bunları niye yaşıyorum deyip ondan sonra da işte o dinamiğin kökenine gidip bunun nereden geldiğine bakıncaya kadar. Çünkü Evet. orada ben gücümü verdiysem ve bunu alamıyorsam o gücümü gölgede bırakmanın ve o gücü almamanın da bir sebebi vardır. Ki bazen biz bunların işte bizim daha manipülatif olduğumuz, bizim gücümüzü ilişkilerde kötüye kullandığımız, bizim bu bağlamda ilişkilerimizden dengesiz bir şekilde faydalandığımız, işte o karma derken diyoruz ya sebep ve sonuç bitiremediğimiz hesaplar, bir bakıyoruz ki o gücümüzü dengesizliği kullanamadığımız, başkalarına zarar verdiğimiz ya da bizim çekip gittiğimiz ya da bizim yüzüstü bıraktığımız vesaire bir takım ne yapıyor dinamikler de olabiliyor. Ben ama bunun arkasında sen de ben de hani spiritüel konuları inceleyen ve onun anlamda da bunun arkasında bizim daha büyük geniş varlığımızı arayan onun araştırmacısı, onun keşifçisi, onun peşinden koşucusuyuz. Yani Evet. ben ne oluyor da bu salınımsal dinamikler içerisinde varlığım neyi deneyimliyor, neyi öğreniyor? Çünkü görüyoruz ki aslında ruhsal seviyeden, ruhsal varlık için iyi, kötü, güzel, çirkin diye bir şey yok. O hayat sahnesi içerisinde aldığımız pek çok roller var. O role girdiğimiz zaman da o maskeyi taktığım anda, o kıyafeti giydiğim andan itibaren o sahneye çıktığımda ya da dünyaya geldiğimde ona ne yapıyorum? Çok sıkı sıkı tutunuyorum. O rolle özdeşleşiyorum. Ve çoğu zaman onun bir aslında benliğin bir rolü, benliğin bir kalıbı olduğunu unutup onu ne yapıyorum? Sahne bitmiş olsa bile, artık o oyun tamamlanmış olsa bile, devreden kalkmış olsa bile, yani ölüm meydana gelmiş olsa, o beden, o kimlik artık devam etmiyor olsa bile, o işte o dinamikten, onu o rolü almaktan öğrenemediğim, içselleştiremediklerimi ne yapıyorum? Tekrar anlayabilmek, tekrar özümseyebilmek için bazen onları ne yapıyorum? Tekrar ve tekrar ve tekrar ve tekrar üzerimize çekiyoruz. Yani şöyle ben kendi hayatıma da bakıyorum. En çok aslında öğrenmeleri ilişkiler içerisinde gerçekleştirmişim. En Evet. çok öğrenmeleri aslında kendimi duygularımı tanıyarak onu da ne yapıyorum? İşte çekildiğim insanlarla ne yapıyorum? Görebilmişim. Hatta içimdeki işte kıskançlıkları ya da içimdeki işte aldatılmış ağlayan bir parçayı
Vay önce benim başıma niye geldi vesaire diye kızgınlıklarım. Ama sonrasında da bunu tekrar ve tekrar eğer üzerime çekiyorsam orada yani benim içimdeki hangi parça bunu çekiyor? Yani o çengelim ne? Nereden geliyor? Kendi değerimi bazen nerede görüyorum? Onu o değerin üstüne çıkarıp da kendisini onun üzerinde göstermeye çalışan ve aslında ben özdeğersiz, ben değersiz hissettiğim için, benim terk edilme korkum olduğu için aynı korkuyu yaşayan kişilerle rezone olduğumda ne yapıyorum onu fark edebiliyorum. İşte aynı benzer kaygılar işte ne yapıyorsun? Yani pek çok insan kapıdan girer. Ben şöyle işte evlenmek istiyorum, hayatıma böyle şeyler olsun istiyorum falan der. Aslında iç tarafa bir bakarız ki hiç aslında varlığı ondan tırım tırım kaçıyordur. O nedenle de genelde ne yapar? Olmayacak ilişkilere çekilir. Mesela evli kadınlara ya da evli insanla, evli erkeklere çekilir. Ya da işte çocuğu vesaire olmasından o kadar çok korkuyordur ki aslında iç altyapıda mesela kısır insanlara ne yapabilir, çekilebilir. Ya da hiçbir şekilde çocuk istemeyen insanlara çekilir. Çünkü aslında o nedir? Birbirine aynalama yapar, birbirine yansıma yapar. O nedenle ilişkilerde gördüğümüz, şikayet ettiğimiz aslında pek çok dinamik bizim onları görebilmek ve onların kendi içimizdeki iz düşümlerini fark edebilmemiz içindir. İşte bu da bize ne yapıyor? Arkadaşlarımızın da burada sevgili Esra'yı görüyorum. Evet, yani vicdanlarımızdaki bir takım uyanışlar için gerekli. Mesela pek çok ben arkadaşımın bazı çevremde bu tür örnekler var. Hiç olmayacak ilişkiler bir şekilde bir araya gelmişler ve Evet. birbirlerini çok hırpalamışlar. Hani vardır ya ne seninle ne sensiz diye olan Evet. ilişkiler. Evet. Yani beraber de yapamazsın, onsuz da yapamazsın vesaire ve ne onunla ne sen, ne seninle ne Evet. sensiz bu tür ilişkiler. Mesela bir anda kadın hamile kalır ve bir anda bir bakarsın ki işte engelli bir bebek dünyaya gelir. Ve aslında hani evlenseler normal bir süreçleri olsa bitecek olan ilişkiler bir bakarsın ki o bebek sebebiyle ya da o çocuk Bağlayabilir. sebebiyle bağlanır ve zorunlu hale gelir. Evet. Ve çünkü orada arka planına baktığında o çocuk onlara, o aileye, o anne ve babaya boşuna gelmemiştir. Hem o bebeğin kendi karmasıyla beraber dengelemek istediği bir durum olabilir. Mesela bazı özellikle de Down sendromlu çocuklarda bunu hani o annelerle çalıştığımızda da görüyoruz. O nedir? Hiç büyümeyen çocuk. Eğer anne bırakmak istemiyorsa, gitsin istemiyorsa, yanı başında olsun istiyorsa hiç büyümeyen bir çocuğu dünyaya getirir. Ve kendisini ne yapar ona adar. Ve hatta o bu tür durumlarda bazen babaların çok fazla bununla baş edemediğini ve boşanmaların bu Evet. anlamda çok fazla olduğunu da görebiliyoruz. Ve aslında orada şey diyor, ben kendim de yapabilirim, başarabilirim. Ama bir anda bunun arka planına gittiğimizde mesela o annenin daha önce çocuğunu terk ettiği, işte bıraktığı ya da işte ölmesine sebep olduğu vesaire hayatlar olup bu hayatında geçmiş yaşamlarında aşamadığı dinamikleri, o içinden çıkaramadığı şefkati, sevgiyi ve merhameti dönüştürebilmesi ve buna bağlı olarak da vicdani seçimler yaşayabilmesi için Evet. bu döngüler içerisine geldiğini de ne yapıyoruz görebiliyoruz. Bu bağlamda da aslında hayat her şeyi bize tamamlatmak üzere önümüze çıkıyor. Öyle. Eğer bir yerde bir şeyi eksik görüyorsak, bir kişide bir şeyi eksik görüyorsak
Aslında o gördüğümüz bizim yansımamız ve içeride aslında bizim en derinde, en içte, belki de hiç fark etmek istemediğimiz parçalardan olabiliyor. Evet. En çok hatayı şurada yapıyoruz, değil mi? İlişkiye başladığımızda kendimizi fark etmeden karşıdakini değiştirebileceğimizi zannediyoruz. Değiştiremeyeceğimizi görünce de zaten sorunlar orada başlıyor. Biz kadınların en çok içine düştüğü tuzak diyelim istersen buna. Herhalde hem sen kendinde görmüşsündür hem ben kendimde deneyimlemişimdir. Evet. Genelde hele de böyle spiritüel konulara, bu tür gelişim konularına vesaire meraklı kadınlar olarak biz insanları kurtarabileceğimizi, onları değiştirebileceğimizi, hatta bazen öğreten kadın rolüne giderek onları doğru yola sokabileceğimizi Evet. Maalesef öyle olmadığını görüyoruz ama. Evet, orada aslında kurtarmaya çalıştığımız bir bakarız ki Yani kendimizizdir. içimizdeki çocuk, evet. Çünkü içimizdeki bir parça geçmiş zamanlarda yapmış olduğu o dinamiklerle o kurtarmayı başaramamıştır. Belki de o zarar vermiştir. Bazen terk etmiştir ya da haksızlık etmiştir. Ve bu bağlamda da işte biz ne yapıyoruz? En başta da özellikle karşılaştığımızda, hele hormonlar da ayaktayken vesaire diye böyle çekildiğimiz andan itibaren işte kimyam uyuştu vesaire, ilk görüşte aşık oldum vesaire Aşk dediğimizde, gözünü kör etti ya da. aşk gözümüzü kör ettiğinde aslında ne olmuş oluyor? Manyetik alanlarla bir araya getirilme var. Bu manyetik alanlarla aslında benim o kişide gördüğüm, çekildiğim vesaire benim onda olan kendime ait parça olmuş oluyor. Evet. O nedenle de pek çok insan işte gözü kör, çünkü o bir kimya. O kimyanın derecesi vesaire, beyin artık o kimyasalları salgılamaya başladığı zaman ne diyoruz? Gözüm açıldı. Gerçeği görür oldum. Ve de işte o yarattığım hayal, yarattığım o imaj, hep ona, o şablona uydurmaya çalışıyorum. Aslında en başta özellikle de biz dişiler, kadınlar sezgisel olarak o kişinin aslında bizim için doğru insan olmadığını biliyoruz, seziyoruz. Biliyoruz. O bizim istediğimiz kalıba girmediğini de biliyoruz. Ya küçük geliyor ya fazla geliyor. O zaman ne yapıyoruz? Ya tıraşlatmak istiyoruz, yontmak istiyoruz, biz şekil vermeye çalışıyoruz. Ya da o küçük boşlukları biz ne yapıyoruz? Hayallerle dolduruyoruz. Yani o insanı ne yapıyoruz? Gözümüzde çok büyütüyoruz. Boşluklar kalıba sığmadı, istediğin şeye sığmadı. Şimdi bu anlamda da toplumun da çok fazla dayatmaları var. İşte ne yapıyorsunuz? Yani işte arabası var mı ve şeyi var mı? Nerede çalışıyor vesaire. Yani sana ne yapıyor sürekli medya? Kadın böyle olmalı, erkek şöyle olmalı. Evet. Sen işte bunu içersen böylesin, bunu yersen ya da buna binersen gücün var. Buna yaparsan, bu yere tatile gidersen doyum sağlayabilirsin vesaire şeklinde sürekli bir pompalama var. Yani egomuz aslında sürekli bir şişme içerisinde. Şimdi egonun büyümesi ve gelişmesi ayrı bir şeydir. Egonun şişmesi ise ayrı bir şeydir. Evet. Sen geldiğin yere hak etmeden, çaba harcamadan, yani ben ona şunu şöyle söylüyorum. Hayat kasını sen çalıştırmadan, dışarıdan aldığın doping, o hani katkı ilaçlar vesaire haplar var ya, Bu çok onunla güzel oldu. Evet. kasları şişirirsen, yani emek vermediğin ilişkide bir şişme yaşarsan, o anlamda o balon bir gün geliyor ve patlıyor. Tabii. Ve bu sefer hem kadınlar hem erkekler olarak biz
O şişirdiğimiz o hayal balonunun ne yapıyoruz? Altında biz kalıyoruz. Çünkü onun içinde beklentiler var. Çoğunlukla onun içerisinde geçmiş yaralar var, incinmişlikler var. Ve biz istiyoruz ki hep yeni gelen eskiyi tamir etsin. Onun Evet. işi o yani şifayı hep dışarıdan istiyoruz. Oradan almak istiyoruz. O bizim için bir şey yaptığında biz değerli hissediyoruz. Onun için mesela pek çok kadının şunu dediğini, ama bana hiç çiçek almıyor. Şimdi hani değer görmeyi bir bakıyorsun, birisi çiçek almayla özdeşleşebilir. Birisi mücevher almayla özdeşleşebilir. Evet. Diğeri bunları alıyordur ama ne yapar? Sözle söylemiyordur. Ve işitsel olan bir insan ona sözle söylenmesini ister. Şimdi bazısı ise ya adam çiçek de alıyordur ve şey de yapıyordur, söylüyordur ama çok dokunmuyordur. İşte bu Evet. anlamda da kinestetik, dokunsal birisi ne yapar? Gene sanki sevilmiyormuş gibi onu fark eder. İşte bu gene dönüyorum dolaşıyorum ilk doğduğumuz anne ve o çocukluğumuza dönüyor. Evet. Bir kişi dokunulmadığında, sarılmadığında orada bir eksiklik yaşıyorsa hep onun arayışı o dokunulmak ve sarılmak onun için sevilmek olacaktır. Eğer o geldiği ailede değerli sözler duymuyorsa, hep onu aşağılayan sen yapamazsın, zaten nereden çıktın ki, ah seni doğuracağıma ölseydim vesaire gibi karşı yapıyorsa, sözle o onaylanmayı arayacaktır. Birisi işte ailede görmüyorsa o şey, ona gösterilmiyorsa, görsel olarak bir şeyleri alarak, işte evinde yoksa bir şeyi var olduğunu görerek ona ne yapacaktır, değerli hissedecektir. Şimdi bütün bu döngüleri de senin de dediğin gibi boşuna seçmediğimizi, ruhsal varlığımızın her zaman için tüm bu dünyada yaşadığı olaylardan hayat kasını geliştirirken, bazen sevgiyi sevgisizlikle, bazen gücünü vererek güçsüzlükle deneyimlediğini görüyoruz. Ve pek çok kişi özellikle de belli bir yaşlara geldiğinde ne söyler? Yani ben bunları yaşamasaydım şu andaki kendim, şu andaki ben Evet. olamazdım. Evet. Çünkü aslında işte biz hayatın o dualitik salınımlarında hep şu şekilde görüyoruz. Yani ne istediğimizi, ne istemediğimizi görerek fark ediyoruz çoğunlukla. Aa, ben bunu da istemiyormuşum, bu da değilmiş ya da şu da değilmiş. Tekrar bu hani biraz yanlış bulduğum bir kavram olan o eş ruhlar, ruh ikizi Var. vesaire oraya getireceğim. Aslında bir anda ah ruh ikizim diye o aşık oldu, Bu sefer bu sefer oldu vesaire dediğim, aslında bir bakıyorsun ki sen ya işte geçmiş bir hayatta ya kavuşamamış, ya işte o çekip gitmiş, ya savaşta ölmüş, ya işte başkasıyla evlendirilmiş vesaire olmuş oluyor. Ve orada ne olur? Bir kavuşamama durumunda bizim enerjetik bir parçamız karşımızda kalır. Diyelim ki ya sen evlenecektin ve çok sevdiğin bir adam var ve bir anda savaş çıktı ve adam savaşa gitti, öldü. Ya da yani çok seviyorsun ama sen başka bir zümredensin ve zengin olmadığın için gitti, ailesi onu zengin birisiyle evlendirdi. Bir de üstelik de orada hamile kalmıştı. Bir anda terk edilme, gitme, aldatılma. Bir bakıyoruz ki orada da gene enerjetik bir parçamız o kişide kalmış oluyor. Tüm bu kavuşamama hikayelerinde, yarım kalan öykülerde, işte çok seviyorsun kocanı ama kaza geçiriyor, ölüyor. Ya da Sonrasını bir bak. boşanmalarda da böyle değil mi? Pardon. Boşan Boşanmalarda da. boşanmayı ayrıca bir ele alayım mı? Tamam.
Sonra bu hayatta tekrar karşılaştığında diyorsun, hani için ona akıyor, sanki onu tanıyormuşsun gibi hissin oluşuyor. Ama sonra bir bakıyorsun ki o bizim hocamız Janet Cunningham'ın bir kitabı vardı. Ege Meta yayınlarından çıkmıştı İzmir'de. Dikkat, ruh hiçiniz çıkabilir diye. Ve orada aslında sonra bir bakıyorsun seni en çok kanırtan, en çok böyle bıçağı sokup da içinde böyle deşen bir ilişkiyi, ya da bir bakıyorsun çok o sevgi birdenbire nefrete dönüşmüş oluyor. Sonra işte onun arkasında görüyorsun ki o geçmiş yaşamdaki alınamamış hınçlar, kalmış enerjiler ve sen aslında o kişiyi gördüğünde ruh ikizimi buldum vesaire dediğinde aslında kaybettiğin kendi parçanı bulmuş oluyorsun. Ve Ya. orada yaşamış olduğun heyecan, senin kendi varlığındaki daha önce bırakmış olduğun ve senden ayrışmış olan, sana ait olan parça. Mesela şunları da çok duymaz mıyız? Ya 20 sene, 25 senelik evlilik, çocuklar gelmiş üniversiteye vesaire gidecekler. Bir anda adam ya da kadın gitmiş genç birine ya da başka birine Evet. aşık olmuş. Evet, Ve doğru. Çok güzel. mesela ben sadece, hani bu sadece erkeklere olmuyor. İnanın kadınlara da çok oluyor. Hele şu dönemde ben sorguladığım pek çok kadında, mesela ilişkiler kötü gidiyorsa ya da eşi iflas etme ya da biraz finansal problem yaşıyorsa, kadınlara da şunu soruyorum. Eşini beslemeyi nerede bıraktın? Çünkü aslında bir kadının, erkeğin bolluk ve bereketi para bir Kadınları. enerjidir. Aslında nedir? Rahman ve Rahim sahibi olan kadındır. Erkek ne yapar? Tohumunu atar. Ama o tohumu yeşerten, büyüten, geliştiren kadındır. Evet. Yani bir şeyi alan kadındır, veren şey dişildir, alan dişildir, veren erildir. Gökyüzü yağmurları yağdıran erildir. Toprak ana onun bünyesine alan ve ondan yetiştiren, büyüten, geliştiren nedir? Toprak ana dişildir. Evet. Şimdi eğer bir erkekle bir kadın arasında beslenme yoksa, alışveriş yoksa, bu işte ne yapar? Hayata, maddesel sisteme de yansır. Ben o anlamda sürekli iflas döngüleri yaşayan, parayla ilgili sürekli bir blokaj yaşayan kadın ve erkeklere hep hayatlarındaki ilişkinin de nasıl olduğunu, oradan beslenip beslenemediklerini, tıkanma olup olmadığını hep sorgularım ve bunun ne zaman başladığına da bakarım. İşte boşanmalara gelecek olursak da aslında bir yanda şunu görüyoruz. İki varlık plan yaptılar. Evet. Birbirlerinde o süreç içerisinde alacakları, tamamlayacakları bir öğrenme var. Bazen işte bir bakıyoruz ki bir süre sonra o beslenmeler azalmaya, İşte arzular vesaire bitmeye, işte kardeş ilişkilerine vesaire dönüyor. Ve sonrasında da artık bittiğini, bir şeyi değiştirme vesaire itilimi olduğunu görüyoruz. Ve de ondan sonra insanlar, hadi herkes artık kendi yoluna deyip doğallıkla çatışmadan bazen küçük kırılmalar vesaire. Çünkü o tükenme kısımları aslında bizi en çok zorlayan. Oradan beslenemediğimizde bir şekilde artık ne yapıyoruz? Onun bittiğini görüyoruz. Diğerinde ise diyelim ki didişmeler ve çarpışmalar. Bu genelde değil mi? İlk evliliklerin birinci yılında çok fazla olur. Evet. Gelişmemiş, dengesini daha bulamamış egolar bir araya geldiklerinde sen mi ben mi? Yani benim dediğim olacak, Evet. senin dediğin olacak. Benim, senin. Ve bazen de işte bunların ne yapıyoruz? Farklı bize mizansenler getirdiğini görüyoruz.
Yani o aslında bir bakıyorsun ki bir yılı atlatabiliyorsan bir sürece giriyor. Sonra 5 yılı atlatabilirsen 10 yıl, 10 yılı da bir atlattın mı vesaire diye. Çünkü aslında hayat içerisindeki salınımlara bakıyorsun. Beraber salınabiliyor musun? Ya da karşındaki seninle aynı şekilde salınmıyor olabilir ama ahenk var mı? O bu tarafa salındığında sen de ona göre salınıp sonra tekrar bu tarafa doğru gidebiliyor musun? Çünkü aslında ilişkiler nedir? Tango gibidir. İki Evet. ileri bir geri. İki ileri bir geri. Hep ben ileri dediğinde o kişiyi sürükler ve bir tarafa sıkıştırırsın. Ve ilişkilerde şunu görüyoruz. Bir yer kendisini ben diye büyütüyorsa sistemin dengesi gereği yanındaki de küçülür, küçülür, küçülür. Bir taraf büyüyorsa bu kadın ya da erkek olabilir. Diğeri ne yapar? Küçülmeye gider. Peki bu küçülen küçüldü, 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 küçüldü. Ne olacak bir yerde? Patlayacak. Patlayacak. Onun için ben şuna çok böyle biraz böyle yaşı ileri çiftlerle çalıştığım zaman da böyle 70 yaşlarına yakın bir çiftle çalışıyordum. Eşi sürekli getiriyor. Ah, Tülin Hanım diyor, eşimi size getirdim. Elinizden geleni yapın. İçeriye giriyoruz. Kadın yastıkları dövüyor. O kadar kızgın böyle ve şey yapıyor. Ondan sonra adamın söylediği şu: ne oldu benim gül gibi karıma? Şimdi ama ne olmuş? Sistemde bir taraf kendini büyütmüş. Mesela işte bunu da nerede görürüz? Feda etme. Şimdi baktığın zaman kadın ne der? Ben saçımı süpürge ettim. Hayatımı feda ettim. Kendimden vazgeçtim. Bir yerde bir kişi kendinden vazgeçiyor ise kendisini sistemde küçültüyor demektir. Diğeri ise ne olur? Boşluğa yayılma eğilimi gösterir. Alanı o kaplar. Ve bunun dengesi bozulduğunda hani biraz sen büyürsün, sonra küçülürsün, sonra yanındaki büyür ve tekrar küçülür. Yani böyle ahenkli bir salınım olursa bir harmoni olur ve o ilişkiler kendi birbirini besler, birbirinden çok şey öğrenirsin. Ama diğer tarafta bir taraf büyüyüp diğer taraf küçüldüğünde işte o ne olur? Gül gibi karısı, elinde sopalı, sürekli bağıran vesaire bir hale ne yapabilir? Dönüşebilir. Ya da kişi kendisini bu patlamayı içe de yapabilir. Dışarılaştıramazsa bu içe patlama ne olur? Hastalıklar, kanserleşmeler ve çok fazla mesela neyi görürüz? Rahim kanserleri, göğüs kanserleri vesaire. Genelde işte o bizim kendi benliğimizle, dişil tarafımızla oradaki kapatmalar, dengesizlikler, hayal kırıklıkları ve en önemlisi öfkeler. Genelde de Duygusal. evet ve işte onun arkasında bazen şu itilimi görürüz. Ölüm de gösteririm ben size. Ceza. Ceza yani işte bir görün bakalım. O bazen böyle çok derin kızgınlıkların, çok derin aslında incinmişliklerin gösteririm ben size etkisi de olabilir. Bazen de ama o kişi ne yapar? Onun eğer o derler ya bir nusibet bin nasihattan iyidir diye. Bu o kişinin hayatını çizmesine, o kişinin hayatında ne istediğini fark etmesine de sebep olabilir. Tekrar boşanmalara gelirsek, ister çatışmalı, ister uyumlu olursa olsun, her ne olursa olsun, her boşanma küçük bir ölümdür. O nedenle de
O ayrılıkların illa da mesela şimdi Avrupa'ya gidiyorsunuz, evlilik diye bir şey yok. Ama bir kere iki sistem bir araya geldiyse o bir bağlanma, birbirine söz verme, bir akit anlamına gelir zaten. Şimdi Evet. bunun illa da yazılı olması gerekmez. Aynı dinamiğin ilişkilerdeki ayrılma dinamiklerinde de olduğunu görüyoruz. İster boşanma olsun, ister ayrılma olsun, hepsi nedir? Birer küçük bir ölümdür. Ve yasının tutulması gerekir. Ben bazen böyle çok çalıştığım kadın ya da erkek olmuştur. Böyle çıkar şu kadını kafamdan ya da çıkar şu adamı kafamdan. Ayrılalı ne kadar olmuş? 2 sene geçmiş üstünden. Ama hala içinde o hıncı alamamış, öcü alamamış, söylemek istediklerini söyleyememiş, yüzleşememiş ya da ölüm olduysa vedalaşamamış, bitirememiş. O zaman ne olmuş oluyor? Aslında tüm sağlıklı bitirilemeyen ve yası yaşanamayan ayrılıklar da bizde ne yapıyor? İçsel yükler olarak durmaya devam ediyor. Bazen de biz ne yapıyoruz? İşte o yaşanmışlıklarımız ve hayal kırıklıklarımızdan dolayı ağzımız ilişki istiyorum diyor. Ama bilinç dışımız hayır deyip tırım tırım kaçıyor. Sonra da diyorlar ki Tülin Hanım işte ben hep tanıştırılıyorum, bir araya geliyorum ama yani ilk görüşmeden sonra hiç ilerlemiyor, hiçbir şey yapmıyor. Bazen mesela bunun cinselliğe yaklaştığında durduğunu görüyoruz. Çünkü ne yapıyor? Hiçbir şekilde eğer işte bir takım taciz durumları varsa, arka planda geçmiş yaşamlarda bir takım tacizler, tecavüzler vesaire olduysa kişi bazen buna kendisini yaklaştırtmıyor bile. Çünkü ne yapıyor? Hiçbir şekilde Korunmuyor. o noktaya getirtmiyor. Evet. Evet çok Gibi. iyi. Yani şu anda bilmiyorum aklıma bunlar geldi ama senin de soracağın Şimdi ya da ekleyeceğin bir şeyler var mıdır? bunu fark ettikten sonra nasıl çözümlemeliyiz diye bir soru gelmişti. Yukarılarda kaldı. Sizin bir konferansınızda ben dinlemiştim. İlişki haritası çıkartabilirsiniz. Hani ilişki haritasına göre kendinizi görebilir ve ona göre ilişkilerinize bakabilirsiniz diye. Arkadaşlarımıza böyle bir harita tavsiye edelim mi? Şimdi tabii ben burada sevgili Tamer Dövücü'nün bize verdiği bir kılavuzu arkadaşlarımızın da kendilerinde sorgulamasını ve o şekilde dikkat etmesini öneriyorum. Tamer Bey der ki bir problem, bir konu yumruğundan küçükse algı, o his olarak bunu kendin bir şey yapabilirsin. Ama bir problem, bir konu yumruğundan büyükse bunu bir uzmanla yapmanda fayda var. Bunun sebebi ne? Biz kendimize objektif olamayız. Gidip de o sen kibirli tarafında, ilişkilerdeki o kibirli tarafınla karşı tarafta işte aslında fail olan tarafla karşılaşmak istemezsin. Çünkü kurbanı oynamak çok daha kolaydır. Çünkü insanlar aldatıldığında vah zavallı, gördün mü? Namussuz adam ya da namussuz kadın derler vesaire. Ve sen orada ne yaparsın? İlgi ve vesaire şeyi toplarsın. Kurbana düşerek aslında gücü bir yandan ters taraftan çekmeye çalışırsın. Evet. Ama bir yerde ister bir ayrılma, ister bir aldatılma vesaire olsun, dinamikler hiçbir zaman tek taraflı değildir. Her zaman için onun içerisinde çift taraf sorumludur. O anlamda da Evet. işte kadında ya da erkekte deriz. Yani özellikle cinsellik ilişkilerin en başında çok önemli. Hele de evliliklerde vesaire çok önemli bir dinamiktir. Ve şimdi ben görüyorum ki pek çok insan ne yapıyor? Ya o tarafı kapatmış oluyor. Bunu çocuk sahibi olduktan sonra ne yapıyor? Bitiriyor. Ya Evet. da Anadolu'da bizim aslında annelerimizden, anneannelerimizden, babaannelerimizden de öğrendiğimiz bir şey var. Cezalandırmanın bir parçası olarak kullanıyor. Ama işte ondan sonra da ne yapıyor?
Sistem bir yerde nerede dengesizlik varsa, boşluk varsa o tarafı tamamlayamaya doğru ne yapar gider. Evet. Bizden de bir bakıyoruz ki bazen işte istemediğimiz evliliklerin ya da ilişkilerin içerisinde dönüp dolaşıyoruz. Arkadaşlarımıza tavsiyem benim şu: hayatınızda tekrarlanan ve sürekli hangi tip ilişkilere çekiliyorsunuz? Ve genelde hayatın içerisinde hangi rolü oynuyorsunuz? Yani hep hani bazıları bir bakıyoruz ki hep veren tarafta. Ondan sonra işte eğer hep veriyorsam almayı bilmiyorum demektir. Ya da hep vermenin arkasında acaba nasıl bir bedel ödeme var? Evet. Eğer işte hep size özgüvensiz, sevilmeme, değer vermeme döngülerini hissettiren ilişkilere çekiliyorsanız, aslında bu hayatın en başına gelin bakın bakalım. Siz istenerek mi dünyaya geldiniz? Hoş karşılandınız mı? Bu bağlamda en değersiz hisseden yaşınız kaç yaşınız? Ve işte bu bağlamda görüyoruz ki işte uzmanlarla, psikologlarla vesaire, regresyon uzmanlarıyla ya da pek çok size uygun çalışmayla, Evet. atölyelerle, ister işte atalar çalışmasıyla, ister iç çocuk çalışması ya da koçluk, ilişki koçluğu vesaire, pek çok size fark ettirecek ne var? Dinamikler, çalışmalar var. Hangisi size uygun geliyorsa, hangisi bütçenize uyuyorsa ve güvendiğiniz o işte iyi olan eğitimini almış uzmanlarla Evet. çalışarak bu yolu ne yapabilir? Oraya dönüp aynadaki o bakmak istemediğiniz yere ne yapabilirsiniz? İşte ya bakabilir. Çünkü siz ne yaparsınız görmek istemezsiniz. Ama Evet. aslında işte yanınızdaki uzman sizin o paralı parmaklarınızı aralar. Sen kafanı bu şekilde çevirmişsindir, görmek istemiyorsundur. Seni şuradan yavaş 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 tutarak orada aslında gerçekte olanla yüzleşmeni sağlar. Kesinlikle. Bu her zaman için kolay değildir. O nedenle de ne yapmamız gerekiyor? Bazen zor olup olanı başarmak için o yüzleşmelerin içerisine kendimiz girmemiz ızdırabı daha kısaltır. Yoksa hayat çok güzel öğreticidir. Yani karşılaşmak istemediğimiz şeyi ne yapabiliriz? Hayatımızın içerisinde tekrar ve tekrar hayat bize çırpa 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 öğretir. Nereden başlayacağımızı bilemiyoruz demiş. Yani Evet. şu andan başlayın. Şu anın Tabii. içerisindeki, bu anın içerisinden başlayın. Hayatınızda eksikliğini hissettiğiniz neler var? Kendinizle ilgili algınız nasıl? Karşı cinsten bekledikleriniz ne? Ve de siz aslında birisi gelsin ve tamamlasın, bana şunu versin, bana bunu versin dediğiniz şey sizin hayatınızda nerede eksik? Siz ben hep şunu da soruyorum. Sen kendinin, yani sen tülin olarak bakalım karşındaki o istediğin kişinin istediği kişi misin? Senin özelliklerinle diyelim ki sen bir zenginlik arayışı içerisindeysen hayatta nerede fakirsin? Ki o zenginlikle kendini tamamlanmak istiyorsun. İşte bana hep sürekli bir şeyler alsın diyorsan, işte nerede kendini o anlamda sen almayı bilemediğin yerlerin ne? Ki bunu hep maddesel olandan bekliyorsun. İşte beni doyursun, gezdirsin. Yani hep bunu dışarıdakine ne yapıyorsun? Yüklüyorsan iç Evet. tarafta bu anlamda sen nerede kendini beslemeyi ve büyütmeyi bıraktın? Eğer sen bakıcılığını, gelişmeyi, dönüşmeyi hep dışarıdan birisinin sana getirmesini beklersen,
Zaten bir süre sonra o kişiye yüklediğin bu vazifeyi ya da yükü o kişi taşımak istemeyebilir. O zaman ne yapar? Der ki, hadi herkes kendi yoluna. Evet. Sorular gelmiş. Üretmek ve ürettiğini vererek paylaşmak karşılığını bulamamanın yarattığı üzüntü ve bastırılması gereken bir zafiyet midir? Yoksa tekamül aramaya devam mı demiş bir arkadaşımız. Eğer bir yerde bir haksızlık döngüsü varsa onun birkaç yönüne bakmamız gerekir. Hep bir haksızlıklar size doğru çekiliyorsa hep ne dedim? Çengel bir tarafım. Yani bu hep benim başıma gelir. Ya da bu haksızlıklar hep size oluyorsa içeride acaba bedel ödeyen bir taraf mı var? Bu haksızlıkların atasal tarafına bir bakmanızda fayda var. Aile dinamiklerinde özellikle değil mi? Aile dizilimleri aslında buradaki oynayan enerji dinamiklerine bakıyor. Sen şu anki hayatında bu haksızlıkları yaşayarak aslında geçmişteki hangi haksızlıkları telafi ediyorsun? Çünkü atasal sistemde görüyoruz ki sistem hep denge arayışı içerisinde ilerliyor. Bu yaşam içerisinde işte ama o atasal dinamiğe, o atasal sisteme doğmayı da seçmişsek ve geldiysek ya bana ne atalarımdan onlar yapmışsa yapmış diyemiyoruz. Sistem dengeyi hep kendi içerisinde sağlama yönüne gidiyor. Zaten o dengesizlik bizim geçmiş yaşamlarımızdan da geldiği için o atasal soya bizim ihtiyacımız olduğu için ne yapıyoruz? O atayı seçiyoruz ve oraya doğuyoruz. Mesela bugün benim yaptığım bir çalışmada şu vardı. Kişi kendi başlattığı haksızlığı tamamlamak için aslında geliyor ve bu hayatın içine doğuyor. Ve mesela bu hayatta şöyle görünüyor. Bir arazi sorunu var. Bir türlü o mal satılınamıyor ve o mal üzerinde sürekli bir karmaşa ve kavga var. Sürekli savaş veriliniyor. Ve hatta böyle iş yasal sistemlere de gitmiş. Hatta kişi yani bir anda böyle kendisini bir anda yasal polislerin önünde vesaire ifade verirken bulmuş. Tabii o ifade bulma acayip içinde aslında kendisi haklı tarafta. Öyle olmasına rağmen hapse atılacağım korkusu, işte işkence yaşayacağım vesaire duygusundan utanç. Ondan sonra ve de şey diyor, yani ben diyor hep barışla çözmek istiyorum bu durumu. Ama diyor sürekli savaş var ve de ailede de baba hiçbir şey yapmıyor. Ben hastayım zaten diyor, kenara çekilmiş. Kız kardeşler hiçbir şey yapmıyorlar. Sen erkeksin diyorlar. Ve muazzam bir ne olmuş? Sorumluluk duygusu ama savaşmak istemiyor ve muazzam bir kaçma isteği. O nedenle de içte güçsüz hissetme ve güçsüz hissetmekten dolayı da acayip bir korku. Şimdi bunun tarafına baktığımızda işte baba tarafından ne yaptık bir ata anısına gitti ve o ata anısında da büyük babası arazisine başkaları el koyuyor. İşte oranın büyük bir ileri gelenleri var, bir katakulleye geliyor. Fakat orada o büyük büyük baba dördüncü jenerasyondan ata arazisine peşine düştüğü için 6 çocuklu ailesini, 4 kız, 2 erkek, onları hiç ilgilenmiyor. Onları bir kenara bırakıyor. Ve zaten sonrasında da o araziye el koyanla o bölgenin o ileri geleni, ağası, şeyhi artık ne diye diyersek, beraber bunları diğerlerini hapse attırıyor ve aslında bir bakıyor ki orada aynı zamanda çocuklar da öldürülüyorlar. Şimdi tabii muazzam bir atada suçluluk var ve aynı zamanda da hala o şey var. Arazim de arazim, arazim de arazim diye oraya bağlanan taraf var.
Arazinin kendisi onlar için savaşıldığı için o arazi acayip onurlu hissediyor ve o çatışma enerjisini besliyor. Ve bir taraftan da sonrasında bir baktı ki atasının arazisine el koyan aç gözlü olan karakter aslında kendi hayatıydı. Ve ondan Ya. sonrasında o hayatta da bütün duygularını dondurmuştu. Ve çocukluğunda da çok fakir bir aileden geldiği için de şöyle bir karar alıyor. Asla ben güçsüz olmayacağım. Ve gücünü gösterebilmek için de ne yapıyor? Zaten benim hakkım diyor. Ve o nedenle her şeyi el koyma alma ve kendisi için hak gördüğü için de yalancılık, dolandırıcılık vesaire yapmak da onun için doğal bir hale geliyor. Evet. Ama muazzam bir pişmanlık içerisinde ölüyor. Çünkü ailesi ondan utanıyor ve haksız yere babasının bunu ele geçirdiğini biliyor kendi çocukları. O nedenle de yapayalnız ölüyor. Ve öldüğünde de şöyle demiş. Bir daha bu maddesel dünya mı asla bir sonraki sefer aileyi seçeceğim. Ve bu hayatında da gene aynı aile döngüsüne doğduğunda çok sevdiği ve bağlı olduğu aile var ama gücünü sürekli gölgede bırakıyor. O nedenle o mal varlığı için savaşmak istemiyor. Çünkü aileyi seçmişti. O Evet. malı alırsa gene eski sistemde onları yaşayacakmış. Veya o mal gelirse mesela bela getirecek bize diyor. Şimdi orada geldiğini, o atasal sistemde aslında aynı ata döngüsüne doğarak kendi başlattığını tamamladığını, bu anlamda da gücü almamayı kendisi seçtiğini ve istemediğini ama şimdi aslında gücün gerçekte ne olduğunu kendini güçsüzleştirerek ve onu bırakarak elde ettiğini ve de dengesiz alınan ve içinde vicdan olmayan gücün güç olmadığını orada fark ettiğinde hayatında bir sürü şey artık mesela o onun için savaş hali olmaktan çıkmış oldu. Yani Evet. işte o nedenle arkadaşlarımız neye dikkat ederler? Bir ilişkide ya da bir konuda ağzımızdan en çok hangi kelimeler dökülüyor? Yani kendi hayat farkındalığınıza bakın. İşte çok fazla kesinlikle mi diyorsunuz? Mesela asla mı diyorsunuz? Ya da aynen. Aynen. Yani mesela ilişki döngülerinde şu var. Asla seni bırakmayacağım diyorsun. Bir bakıyorsun geçmiş yaşamda asla seni bırakmayacağım. Hiçbir zaman başka birini sevmeyeceğim. Asla birini sevmeyeceğim, başkasını sevmeyeceğim diyorsun. Ve orada asla dediğin için hiçbir zaman ve ya da sonsuza dek sana bağlı kalacağım diyorsun. Şimdi orada verdiğin bir akit var, bir söz var. Burada da ne yapıyorsun? Hiçbir zaman bir ilişki tutturamıyorsun. Çünkü sen orada söz verdin. Senden başkasını sevmeyeceğim dedin. Bazen işte o ilişki, karmik ilişki döngülerinde de o geçmiş yaşamlarda verilmiş sözlerin de burada işlediğini arka planda görüyoruz. Hani dedim ya bilgisayarda arka tarafta bir sürü dosya açık. Sen önde sadece şu bizim buradaki ekranı görüyorsun ama diyelim ki telefonun da arka tarafta daha bir sürü ekran açık. Ne yapıyor ekranımız açık olduğunda bu kadar program çalıştığında bazen ne yapıyor diğer programları ağırlaştırıyor. Bazen ne yapıyor birbirini etkiliyor çalışmalarını bloke ediyor. Bazen de sana sürekli oradan sufle veriyor. Terk edileceksin, sen terk et. Ondan sonra işte bak vermezsen seni sevmez. Onun için ver, elinde ne varsa ver. Bu bazen de bir bakıyorsun ki maddi verme oluyor o. Bir dönem benim çalıştığım bir bayanlar vardı. Ya
Çok iyi üniversitelerde okumuşlar, çok iyi pozisyonlara gelmişler, acayip iyi bir para kazanıyorlar. 40'lı yaşları vesaire de geçmişler. Sürekli Evet. parasız adamları çekiyorlar. Habire adamlara para yediriyorlar, yani para veriyorlar. Sonra da hani adamlar da paralarını ödemeyip başka kadınlara vesaire gitmişler. Bir dönem böyle üst üste gelince benim de dikkatimi çekmişti. Sonrasında baktım ki aslında işte mesela babadan görememiş olduğu sevgiyi parasıyla almaya Satın çalışıyor. O alıyor. sevgiyi parasıyla satın almaya çalışıyor. Evet. Ondan sonra işte hani bir bakıyorsun ki aslında para ne olmuş? Onu alabilme gücü olmuş. Çünkü mesela o benim çalıştığım o dönemki bayanların döngüsü şuydu. Ya adamlar durumlarını hiç saklamıyorlar. Baştan çok açıklar. Ya ne kadar iflas ettikleri de borçları olduklarını vesaire söylüyorlar. Ama senin de söylediğin gibi ben alırım, onu kurtarırım, değiştiririm döngüsüyle vesaire ne yapıyor kadın? Ondan sonra ver ver bitmiyor, ver ver bitmiyor. Sonra fark edene kadar, değil mi? Evet, Peki ta ki ben bunları neden yaşıyorum deyip o bu koltuğa benim. oturuncaya kadar. Şimdi Evet. hani bunun içerisinde kendi yapabileceklerimiz var. Eski ilişkilerimizi gözden geçirebiliriz. Orada kalan enerjetik parçalarımızı geri alabiliriz. Bunun Evet. için rüyalardan faydalanabiliriz, şamanik Evet. yolculuklardan, nefes senin de yaptığın nefes çalışmalarından faydalanabiliriz. Yani Evet. orada en önemli şey fark etmek. Sen zaten kurbanı oynadığının ya da bir döngünün içerisinde olduğunun farkında değilsen, ne yaparsın? O döngüyü sürdürmeye devam edersin. Evet. Farkındalık ilk adım o dönüşümün yapılabilmesi için. Olaylar tekrar tekrar oluyorsa ve bunlar tekrar tekrar başımıza geliyorsa, neden bunlar benim başıma geliyor diye dönüp bakmamız gerekiyor. Evet, yani o zaman demek ki ilk bakacağımız şey şu anın içerisinde ne var ve şu Evet. anki ilişkimde ben eksik olduğunu düşündüğüm, hissettiğimde ya da yaşadığım şey ne? O eksikliğini hissettiğim şeyi ben hayatımda gerçekleştiriyor muyum? Karşı cinsten bu işte ister iş yerindeki bir ortak grup projeden de olabilir. Evet. Orada eğer varsa o hani döngü ne Evet. yapar? Her şey oradaki boşluğu tamamlamaya doğru gider. Ve ben dışarıdan şunu istiyorum, bunun hayatımda olmasını istiyorum. Hayatıma gelecek kişi de şu 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 özellikler olsun dediğim ve beklediğim şeyleri ben hayatımda gerçekleştirebiliyor muyum? Yani işte hayatımdaki kişi hep yalancı çıkıyorsa, beni başka şekillerde pembe yalanlar ile de olsa aldatıyorsa, bu anlamda da şunu sormalıyım. Ben kendime nerede yalan söylüyorum? Ben kendimi hangi noktada aldatıyorum? Yani o anlamda da ne yapacağız? Aynaya biraz kendimize bakacağız. Kendimizi O tutacağız. kişinin kendi dinamiği var. Ama sen de kendi iç aynanda kendine ne yapacaksın, bakacaksın. Çünkü ilişkiler bizim için fonksiyonu aslında ayna olarak yaratması ve bizim kendi duygularımızı, düşüncelerimizi, yargılarımızı, inançlarımızı görmemiz, fark etmemiz ve onları dönüştürebilmemiz, geri geldiğinde de terk edebilmemiz, bırakabilmemiz içindir. Biz bırakamadığımız durumlarda, fark edemediğimizde ve hep taşıdığımızda hayat bizi ona bıraktırmak için daha fazlasını yükler. Ve sen onun altında ezildiğinde ya ben bunları ne kadar, niye bu kadar taşıyorum dersin. İşte o noktada fark ettiğinde bırakabilme gücünü ne yaparsın elde edersin. Evet, çok doğru. Peki kesinlikle asla gibi kelimeleri kullanmaktan nasıl kaçınabiliriz demiş bir arkadaşımız Rosa Nihal. Farkındalıkla, yani hangi durumlarda bunu söylüyorsunuz?
Çünkü bazen bir bakıyorsun ki yani bir şey oldu kesinlikle diyorsun. O keskin bir şekilde hayatına gelmeye başlıyor. Evet. Yani mesela bazen bir bakıyorsun ki hani kolaylıkla da bir takım şeyleri isteyebiliriz. Ama içimizde bir bakıyoruz ki ben zoru başaracağım. Zoru başardığımda ancak güçlü olduğumu kanıtlayabilirim diye bir inanç varsa o zaman o kolaylıkla ne yapmaz? Gerçekleşmez. Size keskin şekilde sizi kese kese gelir. Böyle bir Yani inanç varsa, değil mi? Evet. o Zorla nedenle kazanılır, de zorla olmalı. aynen yani hayatınızda bu anlamda da nasıl inanç kalıplarınız var? Bunu işte çekincelerinize bakın. Aynı zamanda sizin hayatınıza nelerin size coşku verdiğine bakın ve aynı zamanda da nelerin size acıyı verdiğini gözden geçirin. Çünkü acıyı bazen uyutmak için de kendimizi illüzyona sokabiliriz. Yani o ilişki içerisinde aslında çok acı çekiyoruzdur. Ama ne dedik? Bir şeye biz ne kadar maruz kalırsak o bizim için normalleşir. Şimdi bakın şiddete uğrayan kadınlara git kocana şikayet et. Bak hani git karakola git. Darp raporu al, seni korumaya alalım dediklerinde ne diyor? Kocamdır diyor. Evet. Ta ki ölecek hale gelinceye kadar. Yani bir bakıyorsun ki o bildiği şey bilinmezlik her zaman için ne yapıyor? Kişiyi değiştirme Korkuyor. konusunda korku olarak ne yapıyor? Engelliyor. Evet. İşte bu bağlamda da ne yapıyoruz? Gücümüzü vermek bazen daha kolay olmuş oluyor. Çünkü güç sende değilse senin adına başkası karar verir. Başkası karar verirse de sen sorumluluk almamış olursun. Genelde de bazen eğer biz çok fazla gücü vermişsek bu sorumluluk almak istemememizden de kaynaklanıyor olabilir. Çok doğru. Bir şey soracağım. Şimdi aklıma geldi. Şimdi günümüzde eril ve dişi diye sınıflandırdığımız kavramlar var. Şimdi kadınlar çok iş hayatına girdikleri için eril enerjileri arttığını gözlemliyoruz. Yani erkek gibi dış hayatta çalışıyor, parasını kazanıyor, ayakları üzerinde duruyor ve eril gibi davranıyor. Sert. Erkeklerin de biraz daha yumuşadığını, işte kısa pantolonlar giydiğini, daha tavırlarının değiştiğini gözlemliyoruz. Bu denge hakkında ne söyleyebilirsiniz bize? Şimdi Yani eski erkek aslında kadınlarla kendi şimdiki erkek kadınlar aynı değiller. öncesinde bakarsanız bence bu ben son dönemlerde bunların daha değiştiğini ve yumuşadığını düşünüyorum. Çünkü bizler de kadınlar olarak iş hayatlarına girdiğimizde başarılı olabilmemiz için sanki erkekler gibi olmamız lazım diye Zengin olmamız şartlanmalarımız lazım. vardı. O Evet. nedenle de aslında eril ve dişil derken her iki tarafın da özelliklerine bakmak lazım. Dişil olan nedir? Şefkatlidir, kapsayıcıdır, büyütücüdür, genişleticidir, yerine göre dinlendiricidir, besleyicidir, Evet. sezgileri yüksek olandır. Eril olan ise akılcıdır, koruyucudur, güçlüdür, sağlamdır. O anlamda atalarımıza bakarsak en ilkel şeyden neydi? Savaşan, avlanan, avı getiren ve güçlü olması ve koruyucusu olan neydi? Erkekti. O nedenle de dışarı rolü fazlaydı. İşte yuvayı dişi kuş yapar. Evet. Şimdi ne yapıyor? Yani yuvayı orada bakın toplayan, bir araya getiren, yuva haline dönüştüren, besleyen, o anlamda da üreten, şefkati ve sezgiyi içinde barındıran. Evet. Şimdi sen çok fazla bir kadın olarak çok fazla rasyonele kaydığında, sistemde de o sezgilerini dinlemeyi unuttuğunda,
şefkati vermeyi unuttuğunda, o içsel görünü ortaya koymayı unuttuğunda, rüyalarından faydalanmayı unuttuğunda, kendini çok fazla rasyonel sistemin diğer tarafına doğru kaydırdığında ve bu anlamda da kendini beslemediğinde, üstelik de alıcısın sen, almayı bıraktığında, Evet. çünkü sen eğer bir kişi çok fazla veriyorsa dişi değildir aslında, erildedir. Yani çünkü Doğru. alma, Rahman olan alma ve büyütme ve besleme, var olanı alıp bünyesinden geçirme ve genişletme daha çok dişilin bir yönüdür. Şimdi sürekli aslında birisi hani verme durumundaysa, aslında bir bakıyoruz ki erilli daha aslında fazla olmuş oluyor. Şimdi dengeler aslında oradan şaştı. Bir de biz hani dişil vesaire derken, ay efendim hani biraz cilveli olmakmış gibi adlandırılıyor. Yani ben bu anlamda dişi olmayı ya da eril ya da dişi dengesinin de kadın arkadaşlarım tarafından da yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Yani cilveli vesaire olma, o zaman da içimizdeki bir parça onu cilveli olan fahişedir vesaire deyip, ya ona da Tabii. bir etiket yapıştırıyor. Yani Tabii. o zaman hepimizin içerisinde de yaralı bir Afrodit var yani o anlamda. Tabii Yani atalarımızdan gelen yaralarımız da var içerisinde. Evet. utanmaz kadın oluyorsun yani, biraz arzu istekli vesaire, hele bunu direr gösterir ve dile getirirsen, bu sefer seni aslında en çok yargılayan ve taşlayan senin hemcinslerin olmuş oluyor. Yani bakın, biz aslında pek çok şeyi kendi hemcinslerimizden onay almak için yaparız. Bizler Evet. erkekler için diye giyinmeyiz. Kadınlar için aslında bir bakıyoruz ki giyiniyoruz, süsleniyoruz vesaire. Şimdi aslında ilişkilerde de şunu, içgüdüsel bir takım şeylerinde işlediğini de görüyoruz. Yani aslında sanki erkek seçiyormuş gibi geliyor ama arka planda görüyoruz ki aslında kadınlar olarak bir seçiyoruz ve içgüdüsel olarak gene hani en hayatta kalacak sistemi, en yaşamı sürdürecek güçlü olanı seçme, işte genlerinden geleceğe daha aktarımı devam ettirme yönünde de arka planda içgüdüsel de olsa işleyen ne bir mekanizma var. Mekanizma. Hepimiz çocuk istemesek vesaire bile, belli bir yaşa gelince hormonlar tırmanınca hiç olmayacak insanlara çekilip, ya bir çocuğum olsun da boş ver boşanırım diyen de pek çok kadın duyuyorum. Evet. Yani bu anlamda da amaç sanki sadece çocuk elde etmeye yönelik gitmiş oluyor. Ama onun peki hayat dengesi, ya o çocuğun hayatındaki şey, denge, hiç biz bunları ne yapıyoruz düşünmüyoruz. Bazı Evet. noktalarda hayat bizi bencilce kararlara da ne yapıyor, götürebiliyor. Yani bir yerde bir çocuk dünyaya geliyorsa, onun hem annesi hem babası var. Ve babanın varlığı kadar yokluğu, annenin de varlığı kadar yokluğu, hepsi ne yapıyor? Pek çok dinamikler meydana getiriyor. Bir Evet. kürtajı sormuşlar. Kürtaj hakkında Evet. nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi düşük, bakıyoruz ki normal bir proses. Yani Evet. bedende bir oluşum, dengesizlik vesaire varsa, orada varlık gelişemiyorsa, ruhsal açıdan da bir varlık orada bir beden oluştururken tam olarak bir bağlanmayı sağlayamıyor ve o formu getiremiyorsa, o ne yapıyor? Sonlanıyor. Kürtaj ise normal bir proses değil. Çünkü orada ne yapıyorsunuz? Bir hayatı siz sonlandırıyorsunuz. Şimdi buna istediğiniz gibi hani şey bakabilirsiniz. Ya o yani benim burada bakış açım, vay sen cani, cinayet vesaire şeklinde değil. Sonuçta insanlar en yasak olma vesaire durumlarında bile böyle bir durumu ne yapıyorlar? Yaşıyorlar. Benim gördüğüm
İster spiritüel olsun ya da olmasın, ister materyalist olsun, bir inanışı olsun ya da olmasın, her kadında kürtaj çok derin izler bırakıyor. Evet. Kendi o arka pil, bunu ben mesela, ben çalıştım, ben bunu hallettim, ben işte bir sürü atölyeye gittim vesaire oluyor. Sonra arka planına bakınca görüyoruz Aynen ki öyle. o parça aslında orada işte suçluluk dinamiklerini vesaire, ya da onu hissetmemek için kendini dondurma. Ya da bazen görüyoruz ki o dünyaya gelememiş bebekler, düşükler ve özellikle kürtajlar anne rahminde daha sonra miyom enerjileri olarak kendisini büyütebiliyor. Bu bazen sadece kişinin kendi kürtajı değil, annesinin kürtajı ya da anneannesinin kürtajı da olabiliyor. Çünkü çok güzel bu ara internette de dolaşan işte anneanne anneye hamile, Evet, çok annenize hamile güzel biliyorsun. ve annenin de aslında sizin yumurtalarınızda nerede? 7. aydan itibaren o anne karnındayken içinde oluşmaya başlamış oluyor. Yani anneanne, anne ve siz üçlü bir sistem olarak iç içesiniz. Yani şimdi o zaman burada görüyoruz ki o ilk iki jenerasyon, özellikle anne ve anneanne, yani oradaki en yakın birinci jenerasyon sizin anne ve babanız, ikinci jenerasyon onların anne ve babası. Onları, hele de biz onlarla büyümüşsek, karşılaşmışsak, onların inançları ve kalıpları içerisine de doğduysak, bu arka planda ne yapıyor? Bizi daha çok etkilemeye devam ediyor. Ama ister tanıyın, ister tanımayın, daha önceki atalarınız, onların işte çocuk kayıpları, onların istemedikleri çocukları düşürme, işte bir bakıyorsun ki bazen şişleme, Evet. bazen değil mi, Anadolu'da da bir sürü kremler sürme, tavuk bacağının kullanıldığına Evet. dahi ben rastladım. Duydum ben de. Şimdi burada ne var? İçeride o bebek ne gibi hissediyor? Anne ve baba, diyelim ki anne istemiyor o evlilikten, aslında ayrılmak istiyor. Çünkü bu durumda ne oldu? O kafesten çıkamadı, gidemedi. Yani sizin sebebinizle o hapishanede kaldı. O ilişkiyi terk edemedi. O zaman ne yapıyor? Ya sizi suçluyor ya da o bedeli size ödetiyor. Ya da o çocuğu istemediği için annesiyle konuşuyor, gidip aldırmayı konuşuyor. Siz o zaman o bebek açısından aslında bir bakıyorsun ki sen onun işte katilin. Yani senin orada hayatına, var olmana ya da yok olmana ne yapacaklar? Karar verilecek. Bunların aslında pek çok geçmiş yaşam dinamiklerini, geçmiş yaşamlardaki hayatta kalma ve öldürülmeleri, sizin o arenalardaki yukarı yaşasın ya da ölsün demeleri, asılmaları vesaire, tüm bu dengeleri tetiklediğini görüyoruz. Aslında özetle şunu diyebiliriz ki geçmişte yaşananlar biz bugün yaşayanları etkiliyor. Bu bağlamda da yani işte kendinizin de yapabileceği bir şeyler var. Ama bu çalışmaları, bu derin anlamdaki çalışmaları özellikle eğitimli bir uzmanla yapmanızda fayda var. Evet. Peki bir uzmana gidemedi ve şimdi kürtaj yaptırdı ve suçluluk hissediyor. Ona kısaca buradan ne tavsiye edebiliriz? Orada buna ne sebep olduysa o parçasıyla karşılaşmasını, yani ne tür bir durum içindeydi? Önemli olan mesela ölü bebeklerde ister düşükle olsun ister kürtajla olsun ne yapılır? Aile dizilimlerinde de sisteme dahil edilir. Aslında o bebekler görülmek isterler, hatırlanmak isterler. Şimdi kürtajda ne vardır? İstenmemiş bir bebek. O anlamda inanışına göre onun için bir ritüel yapmak, onunla konuşmak, onun için belki bir mum yapmak, yakmak. Ondan sonra da içinde tuttuğu duyguları dile getirmek. Mesela Bertellinger şöyle söyler. Der ki çok zor ama
ona şunu söyle, seni öldürdüğüm için özür dilerim. Hmm. Ve ona neden onu öldürdüğünü açıkla. Ve ondan sonrasında da şunu diyelim ki sizin bir tane çocuğunuz var, bir tane düşüğünüz var ve bir de kürtaj oldunuz. Evet. Ve der ki aslında 3 kere hamilelik var. İşte der ki onu şöyle onurlandır. Benim bir tanesi dünyada, 2 tanesi öte alemde, öte boyutta. Ben 3 çocuğun annesiyim. Annesiyim, evet. Ve mesela belli yaşlara geldiğinde ailedeki diğer çocukların bu kürtaj ve düşükleri öğrenmesi gerektiğini söyler. Çünkü sır olarak kalan her şeyi yeni jenerasyon, o aile içerisindeki yeni bireyler ne yaparlar? Bilinç dışlarında hastalık olarak taşırlar. Onun yükünü taşır. Yani diyelim bir kürtaj bebeğinden sonra yeniden bir doğum olduysa şunu görüyoruz. Sonradan gelen ve hayatta yaşayan çocuk hayata gelmiş olmanın suçluluğunu ve bir önceki o dünyaya getirilmemiş olan bebeğin yükünü, suçluluğunu da taşıyabiliyor. Bu bağlamda ya yaşamayı hak etmiyorum, benim yerime o yaşamalıydı ya da Evet. kürtaj bebeği çok kızgın olduğu için yeniden sonradan geleni sabote etme, onun enerjisinden faydalanma ya da kendisi doğamadığı ve yaşayamadığı için sonradan gelene her işi çift katı yaptırma. Bazen bunun mesela aşırı yeme, çift yemek yeme, işte bir şeyde hayatta çift efor sarf etme olarak da geldiğini görüyoruz. O çocukların sırası o anlamda çok önemli olmuş oluyor. Yani sizden Evet. önce mi kürtaj var, sonra mı var? Sizden önce mi ölü bebek var, sizden sonra mı var? Ya da işte sizin de eğer bu tür insanlık hali yaşayacağınız bir takım şeyler varsa hayatın içerisinde iyi kötü güzel çirkin diye bir şey yok. Hep deneyim var. Ama görüyoruz ki bir kadın için bir kürtaj çok önemli, arka planda çok derin izler bırakan bir deneyim. Bu sadece erkekler için, yani sadece kadınlarda bırakır diye değil. Mesela bazen bir bakıyorsun ki erkek istiyor o bebeği ama kadın ona gidip hiç söylemeden kürtaj oluyor. Ve bu sefer de kandırılmışlık, ona sorulmaması, değer verilmemesi, o onun da evladıydı. Ve orada söz sahibi olamamak ve bu anlamda görüyoruz ki kürtaj da aynı zamanda farklı derecelerde erkeklerde de travma yaratabiliyor. Evet, çok güzel bir soru geldi. 8 yaşındaki bir çocuğa tüp bebek ile olduğunu bilmeli mi, açıklamalı mı demiş. Bence bu Özgür çocuğun bilecek. bilişsel durumuna göre değişebilir. Bilmesi önemlidir. Ama 8 yaş bu anlamda uygun bir yaş mıdır? Onu bir pedagogla aslında danışmakta fayda var. Çünkü 8 Evet. yaşından 8 yaşına bir çocuğun bilişsel gelişimi, duygu gelişimi vesaire aynı olmayabilir. Bence bir olgunluk, daha bir anlayış, olgunluk yaşına gelmesini beklemekte fayda var. Bununla eğer bu size bir yük teşkil ediyorsa onu nasıl yapın biliyor musunuz? Çocuk uyurken yapın. Elini başının üstüne koyun ve hatta bazı ailedeki o sırları hamilelikte olan saklanan ne varsa onları çocuğun beynine anlatın. Yavrum bir tanem, ben senin dünyaya gelmeni çok istedim ama bu olmadı ve onun için kendimi yetersiz vesaire hissettim. Bunun için ne yaptık? Babanla ben gittik ve böyle bir yola başvurduk. Çünkü aslında tüp bebeklerde şu dinamiği görüyoruz. İçeride değil dışarıda hayat bulma. Bu bağlamda da çok büyük bir izolasyon ve yalnızlık, ait hissetmeme, dışta kalma, dışlanma. Aynı zamanda şunu da görüyoruz. O döllenme işlemini yapan kişinin, işlemi yapan kişinin duygu, düş ve hisleri üçüncü bir kişinin faktörü ona ne yapıyor dahil oluyor, enerjisi dahil oluyor.
Bu anlamda da mesela kaos yaşama, enerji karmaşası yaşama, bunun mesela hiperaktiviteye ve dikkat dağınıklığına da sebep olduğunu görebiliyoruz. Bence önümüzdeki dönemde pedagogların vesaire, hele de tüp bebekler bu kadar artmışken ne olacak? Bunun bir takım getirdiği döngülerle de karşılaşıyor olacağız. Ama bakın, bu da bir şeydir, deneyimdir. Geçenlerde bir platform, pardon, oldu böyle bir konuşma. Tüp bebek işte ilahi sisteme bir müdahale midir diye bir soru gelmişti. Yani Güzel bir soru. eğer şu anda bu olabiliyorsa, bu gerçekleşebiliyorsa, varlıklar dünyaya gelmek için bundan yararlanıyorsa, ilahi Çok sistem buna izin veriyor demektir. Ama ne evet. olur? Bakın ne diyoruz? Normal doğum. Hayatta, yani normal hamilelik. Yani bir şeyin normalin dışına çıktığında orada aslında ne olmuş oluyor? O bir takım döngüleri taşıyor. O zaman da ona bakmak lazım. Eğer mesela o şekilde çocuğun hayata uyumu var mı? Yoksa çocuk sürekli size tutunarak yanınızda olmanızı ve sürekli sizden, mesela tüp bebeklerde öyle de bir şey var. Anneye bağımlı olma, sürekli onu bırakamama, gözünün önünden ayrılamama, okula başladığı zaman sisteme dahil olamama. Çünkü ne yaptı? Dışarıda döllenmişti, dışarıda oluşmuştu. Şimdi bağı bulduğu anda onu ne yapıyor? O dışarıya gitmekte zorlanıyor mesela. Bütün bunları ne yapabilirsiniz? Çocuğunuz uyurken onun başına elinizi koyun. Seni çok seviyorum. Dünyaya geldiğin için çok mutluyum. Ama senin olma sürecinde, dünyaya gelme sürecinde bunları yaşadım. Bunlar oldu. Kendimi böyle hissettim. Bütün bunlar bana ait, sana ait değil. O nedenle de ben anneyim, sen çocuksun. Bana ait olanı bana ver deyip o çocuğa yüklediğiniz varsa bu enerjetik bir duygu olabilir, düşünce olabilir, bir inanç olabilir. Ona yüklediğiniz enerjetik yükü de size ait olanı size geri almanızda da fayda var. Benim için taşımak durumunda değilsin. Ben senin iyi olduğunu biliyorum. Yani eğer sen mesela okula gidebilme sorunu, sizden ayrılma sorunu yaşıyorsan, dışarısı güvenli. Yani sen güvenle gidebilirsin ve ben senin her zaman yanında olacağım. Gene döndüğünde burada olacağım. O nedenle bu güvensizliği yaşamana gerek yok. Artık benden ayrılabilirsin diye bütün bunları da ne yapmanız lazım? Bir yerde bir çocukta problem varsa biz anne ve babaya, özellikle de anneye döner bakarız. Çünkü çocuklar aslında çok, onların dinamikleri, bir şeyi çocuk dener ve test eder. Yani çocuk dener. Ama anne ve babalar, onlar sonsuza kadar bu böyle devam edecekmiş zannederler. O nedenle de çocuklar çok güzel aynadır. Sizde olanı ya da olmayanı size gösterirler. Doğru. Sorularımız var. Yorulduysanız kapatalım, yoksa soruları alalım mı birkaç tane daha? Alalım, bitirelim. Olur, çok Yani şey güzel yapalım. gidiyorsunuz. Olur. Erken doğumlar bize etkisi nedir demiş Elif Zehra Yıldız. Erken doğumlarda şunu görüyoruz. Süreç tamamlanmadığı için o süreci ne yapıyor? Sürekli burada tamamlamaya çalışıyor. O nedenle de mesela erken doğanlar, değil mi, ya da hayatın içerisine daha sıkı tutunurlar. Evet. Erken doğanlar her şeyi çabucak yapmak ve tamamlamak vesaire isterler. Bu da onları ne yapar? Çok fazla yorar. Evet. Geçmişte olanı değiştiremeyiz ama onun enerjisini değiştirebiliriz. Bazen biz imajinatif olarak o tamamlanmamış süreci imajinatif olarak da tamamlatabiliyoruz. İçsel tamamlanmaya getiriyoruz. Çünkü ne yapıyor?
hep aradaki farkı kapatmaya çalışıyor. Hep o bitiremediğini, tamamlayamadığını tamamlatmaya çalışıyor. O nedenle de hep her şeyi erken erken ve aceleyle yapmaya çalışıyor. O nedenle süreci tamamlatırsak ona zihninde bazen bir bakıyoruz ki artık hayatın içerisinde daha huzur buluyorlar. Evet. Sezaryen ile doğanla normal doğanlar arasında fark oluyor mu Tülin Hanım? Tabii oluyor. Sanırım oluyor. Yani ne var? Şimdi bir normal doğumda ne vardı? Orada bebek annenin beynine sinyal verdi. Yani ne dedi? Ben hazırım dedi. Yani normal doğumda bir başlangıç var. Ve annenin beyni de bu sinyali aldığında hormonları, kasılmaları ona göre ayarladı ve bebek pozisyonunu döndü ve doğum kanalına girdi. Şimdi aslında doğum anne ile bebeğin birlikte verdiği ilk mücadeledir. Ve bu mücadelenin nasıl verildiği o kişinin daha sonra hayatta vereceği diğer mücadeleleri de etkiler. Sezaryanda ne vardır? Annen ne der? Ben bunu yapamam, ben bunu başaramam. O nedenle dışarıdan yardım almam lazım. Ve Evet. sezaryen bebeklerinde daha süreç tamamlanmamıştır. O nedenle de bebek daha hazır değildir ve kendisini birdenbire nereden bulur? Dışarıda, hatta ciğerleri de o kanaldan geçmedi, bir mücadeleyi vermedi ve bunu anneyle birlikte yapmadı. Ve onun için de ne yaptı? Dışarıdan aldı yardımı ve desteği. Genelde mesela sezaryen çocuklarında şunu görüyoruz. Tek başına oynamak istememe, sürekli ders çalışırken başka birisinin de yanında olması, her zaman Evet. için birlikte bir şeyler yapmayı talep etme. Doğru. Ve de şey var, mesela oğlum kızım servis geldi hadi kaçıracaksın diyor. O orada kendi halinde. Çünkü Evet. ne var? Onun zihninde ve dünyaya gelişinde daha süreç tamamlanmamıştı ki. O nedenle de bazen işte sürekli dışarıdan uyarı alma ihtiyacı içerisinde olduklarını, dışarıdan fazla dürtüklenme ve ihtiyaç, yani harekete geçmek için hep uyaran alma ihtiyacı olduğunu görebiliyoruz. Tabii bu hep herkesle aynı derecede olacak anlamına gelmiyor ama genel olarak sezaryanda bunun olduğunu söyleyebiliriz. Süt verme sürecini bitirmek için ne yapabilirim demiş. 27. ayda memede uyuyor. Ya yani oradaki şeyi bakması lazım. Yani doktorlarınızın tavsiyesine bakın. Bebeğinizin gelişimi vesaire, hani sütünüz geliyorsa, yani o süreçler içerisinde bazen biz annenin bırakamadığını da görürüz. Anne de ondan bir hoşnutluk içerisindedir ve o anlamda da bebeğe tutunuyor olabilir. Yani bir uzmanın yardımıyla beraber mesela hiçbir şekilde çocuğa acı şey yaparak değil, mesela işte memeyi bıraktırmak için kırmızı biber Biraz sürmek vesaire. Bu çocuğunuzda ileri dönemlerde çok büyük travmalar yaratıyor. Onun hayatını vesaire ne yapıyor, şekillendiriyor. Onun için ben sizden yani bu alanda bir uzmanla görüşerek, uzman yardımıyla bunu süreçleri ona göre bakmanızı ve bir de her çocuğun süreci de aynı değildir. Yani evet. bazen bir bakarsınız ki o süreç tamamlandığında bir yandan kendiliğinden ne yapar, keser. Orada siz kendinize düşen tarafa bakın. Çocuğunuz mu bunu devam ettiriyor ve sonlandırmıyor, yoksa siz mi? Bence bu mesela yatağında yatamayan ve sürekli yatağa gelen çocuklar için de geçerli. Bir Ya aslında evet, bakıyorsun ki doğru. çocuk aslında gidip yatağında yatmaya vesaire hazır. Anne ya da baba, daha çok anne çocuğu ne yapıyor, bir bahane olarak kullanıyor ve o bırakmıyor. İşte orada size düşen tarafı fark etmeniz,
o süreçleri daha kolaylaştırır. Evet. Bir arkadaşımız demiş ki güzel bir soru. Ben hem ters hem de normal ve çok zor doğmuşum. Annem için de çok zorlu bir süreç olmuş. Hem normal hem ters hem de zorlu bir durum doğum hayatımı nasıl tezahür eder demiş. Bu ters doğumalar, dünyaya gelmemeler, doğumların uzaması vesaire onların aslında daha önceki hayatlarla ve o geçmiş yaşamlardaki travmatik ölümlerle de bağlantılı olduğunu görebiliyoruz. Bir de annenin kendi doğumu da anneanne doğum yapacağı sırada olan doğumda da zorluk varsa o şekilde bazen ne yapıyor? Anne de doğumdan korktuğu için orada bebekle anne arasında da bir senkronizasyon meydana gelemeyebiliyor. Bir de Evet. anne ve çocuğun geçmiş karmik hayatlarda öyle çetrefilli döngüleri oluyor ki ya o anneye doğduğu zaman ya da o aileye geldiği zaman başına gelecekleri bildiği için dünyaya gelmekte biraz ayak diretmede olabiliyor. Bazen de işte bunu ne yapıyoruz? Hep bir yerde hayatımızda işler bir düz giderken bir şeylerin tepe taklak olması, her şey yolunda gidiyorken sonlanacakken birden tersine dönüvermesi, ayak diretme, fazla inatçılık gösterme, var olan sistemi bırakmak istememe. Çünkü anne bebek anne karnında güvenliydi. Eğer ters geliyorsa ve ayak diriyorsa o anlamda ne vardır? O dünyaya gelmek istiyor mudur bebek? İstemiyordur. Çünkü o güvenden ayrılmak istemiyordur. Bazen bir bakıyoruz ki bu hayata güvensizlik olarak diye de yansıyabilir. Yani o kişiyle aslında hani bunları genel söylüyoruz ama o kişinin kendi dinamiğine, annesiyle olan ilişkisine, annenin isteyerek hamile kalmasına, o kişinin bu hayatta mesela diyelim ki şu anda 30 yaşında, 30 yaşına kadar geçirdiği tüm döngülere bakarak ortak bir patern var mı, tekrar eden döngü var mı ve o doğumla bağlantılı mı, dünyaya gelmek istemiş mi, istememesinin sebebi neymiş vesaire diye tam bütün değerlendiririz genelde. Evet, kız kardeşimi hatırladım. Kız kardeşim de epey zorlu bir süreçte doğmuş ve ters ayaklarından gelmiş. Peki rüyalardan nasıl faydalanabiliriz? Döngülerimizi fark etmek için demiş bir arkadaşımız. Doğumdan rüyalara geçelim mi? Rüyalardan Bu nasıl bağlamda faydalanabiliriz? rüyaları aktif kullanmayla ilgili çalışmalar yapılabilir. Yani ben bu anlamda şimdi rüyalara bir girersem en az bir saat daha konuşmamız lazım. Rüyalarla ilgili pek çok platformda sohbetler yaptım. Hem Fadime Çelik'le de aynı zamanda yaptık. Aktif Rüya Görme diye de benim Bilyay Vakfı YouTube kanalında sohbetlerim var. Aynı zamanda Ezber Bozan TV'de de rüyalar üzerine sohbet yaptım. Onların bir kısmı hem benim kendi yani YouTube'a girdiği zaman Tülin Evet. Etkemez Şimberk gibi rüyalar yazın. Benim bütün o anlattığım başkalarıyla hem ortak sohbetlerimi, Instagram sohbetlerimi ve de yaptığım yayınları görebilirsiniz. Bu bağlamda Gülbin Kınacıgil'in çok güzel çalışmaları Evet. var. Onun atölyeleri ben de çok Soru da var. faydalanmışımdır. Evet. İnşallah pandemi dönemleri tamamlandığında tekrar bu çalışmalar bir araya gelince de güzel oluyor. Ama online olarak da bazı çalışmalar vesaire var. Onları takip edebilirsiniz. Yani aktif rüya görme Robert Moss onu kitabının baskısı bitti ama tekrar basmayı planlıyoruz. Bu sene içerisinde. Şimdi kitap basmak da zorlaştı. Evet. Çünkü artık hani bizler vakıfı açamadığımız için vakıflar ve dernekler pandemi sebebiyle kapalı olduğu için ve yayıncılık da zorlaştı. İnsanlar da maalesef okumak yerine böyle izlemeyi ya da dinlemeyi tercih ediyorlar. Artık dijitalleşince değil mi?
Dergide uzun zamandır Ruh ve Madde Yayınları onlar yayınlanıyor. Daha önce elimize alıp okuyorduk ama şimdi internetten okuyoruz. Evet, bir senedir çıkarmıyoruz. Çünkü ben de yani bazı şeylerin sonlanması ya zamanı gelince sonlandığını düşünmüyorum. Yani işlevi bitince. Çünkü kendimizi bir yerde bir yayıncılığı onun yazarları besler, onun okuyucuları besler. Doğru. Şimdi öyle bir şey geldi ki ben hiç kimseden yazı alamamaya sadece işte çıkmış kitaplardan alınan makalelerle ve çevirilerle dergiyi bir süre çıkardım. Ondan sonrasında da sordum. Yani bu onca emek olunuyor, grafiker vesaire bir sürü emek harcanıyor. Acaba kaç kişi bu gerçekten bundan faydalanıyor diye. O Evet. nedenle de bazı tekrarlar ve döngülerden çıkılması gerektiği hissiyatı içerisindeyim. 1950'den bu zamana kadar Ruh ve Madde zaten pek çok işlevi gördü, pek çok kapı açtı. Bu arada Evet. bizim o yazılarımız Bilyay Vakfı, Bilyay.org.tr'de arkadaşlarımız o yazılara, makalelere, dergilerimizin eski sayılarına ücretsiz Evet. ulaşabilirler. Onun Evet. için orada çok malzeme var. Yani arayan için çok bu var. Şimdi zannediyorum sesli dergiye dönüştü Arzucuğum. Ben Aa, öyle mi şimdi bu görüyorsun. duymamıştım? Evet, çünkü ben ne yapıyorum? Bak burada anlatıyorum, pek çok konuya değiniyorum. Bu akşam aslında sesli bir dergi yapmış olduk. Yani aslında şöyle oldu. Yani önceden dergi ve yazılar vardı. Şimdi onun yerini aslında YouTube kanalı aldı, Instagram Doğru. aldı, Facebook'taki yayınlar aldı. Arkadaşlarımız soruyorlardı. Sen bilmiyorum kendi YouTube kanalın var mı, oraya ekliyor musun? YouTube, evet, Arzu Cengiz YouTube kanalımı ekliyorum. Instagram'da kaydedeceğim. Yarın ya da yarından sonra YouTube kanalına ekleyeceğim. Arzu Cengiz'den ulaşabilirler. Evet, ben de aynı zamanda ben de öyle yapıyorum. Bu şekilde katıldığım bütün Instagram sohbetlerini Tülin Etyemez Şimberk YouTube kanalıma ben de ekliyorum. Hem senin kanalından hem benim kanalımdan Tabii ki. arkadaşlarımız izleyebilirler. Tabii ki çok güzel bir yayın oldu. Her şeye değindik. İlişkilerden başladık, atalara geldik, atalardan karmaya, karmadan doğumlara kadar birçok konuyu ele aldık. Çok keyifli bir sohbet oldu. Daha bir sürü de sorumuz var ama saat ilerledi. Ne yapalım Tülin Hanımcığım? Belki oradaki arkadaşlarımızın bu sorularını sen not et istersen. Daha sonra Olur. ilerleyen Tekrar süreçlerde bir yapalım. tekrar bir araya geliriz. Olur. Hem onlar yeni sorular sorarlar. Yine biz Tabii. bir başlık koyarız ama onların sorularına göre senden soruları not almanı rica edeceğim. Tamam, Oradaki harika olur. sorulara göre bir konu belirleriz. Hem geçmiş burada yarım kalan soruları hem de Evet. arkadaşlarımız katıldığında orada tekrar akışla birlikte oluşan sorularını cevaplarız. Ben Tabii, seve seve harika olur. O zaman anlatırım. evet, birkaç hafta sonra tekrar belirleyelim, bir araya gelelim. Peki, o zaman Nisan'da bir sözümüz olsun arkadaşlarımıza. Tamamdır. Aldım sözümüzü. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. O kadar güzeldi ki, yani doyamadık sesinize, bilginize, anlattıklarınıza, sevginize. Çok teşekkür ederim. Sizi Ben çok çok seviyorum. teşekkür ediyorum vesile olduğun için. Ben aldım sazı biraz çaldım. Sen de Çok bana güzel alan açtın. oldu. Ben de alanı açtığın için vesile olduğun için sana çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar ve sevgiler. Evet, katılan herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar size İyi de. akşamlar. Hoşça kalın. Herkese çok teşekkür ederim. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın.